Merhaba sevgili Sebebe TV izleyiciler. Evet, bir 55. dakika programıyla sizlerle beraberiz. Salı akşamının vazgeçilmez programı tabii ki sizlerin sevgilisi olan. Evet, bu hafta yorumcu arkadaşım Can bizle beraber. Geçen hafta bir ara verdi, bir kaçamak yaptı. Bu hafta aramızda. Can, hoş geldin diyorum. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Evet, yine stüdyomuzda sürpriz bir konuğumuz var. Tabii ki bugün gün içerisinde duyumunu yaptık. Samspor Futbol Akademi Direktörü Sayın Hocamız Yücel Uyar bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Sağ olun, davetimizi kırmadınız. Bizlerle beraber bu akşam keyifli bir söyleyiş için geldiniz. İnşallah iyi sohbet edeceğiz. Evet, tabii ki bu programda Samspor'umuzu konuşacağız. Samspor basketbolu konuşacağız ve biliyorsunuz son dönemlerde altyapımız gerçekten yıldızı parlıyor. Özellikle milli takıma gönderdiğimiz oyuncu sayısı bazında baktığınız zaman tesislerimiz Samspor altyapısı parıl parıl parlıyor diyebiliriz. Tabii ki burada da başta Yücel hocamızın ve oradaki teknik ekibin emekleri de çok büyük. Bunları konuşacağız. Kaç oyuncu milli takıma gönderdik? Altyapıda ne durumdayız? İşleyişimiz nasıl? Yol haritamız nasıl? En yetkili isim Yücel hocamızdan bunları öğreneceğiz diyelim. Tabii ki programa başlamadan önce yayınımızı beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Bizlere destek olmak adı altında yayınımızı paylaşırsanız bizleri mutlu edersiniz. Soru ve mesajlarınızı da bekliyoruz. Yücel hocamız burada. Direkt hocamız da sizleri burada kavuşturacağız diyelim. Hocam, altyapıda gerçekten güzel işler yapıyoruz. Sizin gelişinizle beraber Samspor altyapısı yıldızını parlattı diyebiliriz. Tabii ki Başkan Yüksel Yıldırım'ın da buradaki katkısını unutmamak gerekir. Altyapıya verdiği önemle beraber. A takımda oyuncularımız forma giyiyor. Giymeye de devam edecek. Yeni isimler de katılacak. Öncelikli olarak neler söylemek istersiniz? Öncelikle şunu söylemek isterim. Bize bu çalışma fırsatını verdiği için, bu imkanları yarattığı için Sayın Başkanımız Yüksel Yıldırım'a ve yönetimine teşekkür etmemiz gerekir. Gerçekten Samsunspor'un kuruluş yılı 1965. 1965 yılından bu yana böyle bir yatırım yapılmamış. Yani madden gerçekten karşılığı yok. Maneviyat olarak da zaten çok fazla gelen takımlar, misafirler, yani Türkiye'nin en güzel şehri Samsun. Samsun'un en güzel yeri Batı Park'ta böyle bir güzel tesisin olması, işte 5-6 tane çim saha, çalışma şartlarımız şu anda standartların üzerinde. Eksiğimiz var mı? Tabii ki var. Bir tane futbol matik satın alındı. Duruyor. Montaj yapılacak. İdari ve ofisler, işte konaklama yerleri, restoranlar, fitness salonları olan bina henüz maalesef şu anda durduruldu, bekliyor. Durduruldu derken bilemiyorum, başkan beklemeye aldı. Bunların karşılığını vermek bizim borcumuzdu. Onun için çok çalışıyoruz. İyi bir ekibimiz var. Yaklaşık 22 tane antrenörle. Yani saat, gece, gündüz hiç fark etmiyor. Çalışıyoruz. Şu anda 19, U19, U17 ve U16 ligleri oynanıyor. Dediğim gibi iyi gidiyoruz. Milli takıma oyuncu vermek tabii ki gurur verici. Çünkü öncesi biliyorsunuz maalesef son 4-5 yılda milli takım giden oyuncu sayısı 1, belki hatırlamıyorum 2 olabilir. Ama biz bu sene 12 tane oyuncuyu milli takımlara oynadılar, havuzlardalar, arıyorlar. Devamı da gelecek. Yani gelecek. Çalışmanın karşılığını aldığımız için mutluyuz. Tabii ki burada büyük pay sahibi de bize bu çalışma imkanlarını sunan Sayın Başkanımız Yüksel Yıldırım'ın hiçbir büyük takımın yapmadığı yatırımı, şimdi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, ben bunların tesislerini biliyorum, yani akademi tesislerini. Şu anda bizden en daha iyi Altınordu olabilir. Bizim tesisimiz bittiğinde kesinlikle onlardan belki biraz daha mütevazi olacak ama daha kompakt, daha güzel, daha işlevsel bir tesis olacak. Bakınca Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın yapmadığı yatırımı Sayın Başkanımız Yüksel Yıldırım yaptı. Bu çok büyük Samsun'a takdirle armağan etti diyebiliriz hocam. kesinlikle Samsun şehrine armağan etti. Samsun gençliğine armağan etti. Çünkü biliyorsunuz amatör sahalara da bakımda olduğu için onların da kullanmasına belli bir süre için başkanımız müsaade etti. Onları da ağırladık. Yani böyle tesislerimiz 10 numara, 5 yıldız. Gidiyoruz. Ha, devamı inşallah daha iyi olacak diye
düşünüyorum. Hocam hemen tabii ki bu soruyu soracaktım aslında. Sorulama arasındaydı ama malum siz de tam soruyu oraya getirdiniz. Şimdi mükemmel sahalarımız var ve bu sahalarda şu anda amatör spor kulüplerimiz de faydalanıyor. Resmi müsabaka adı altında zaten idman olarak siz yeteri kadar çalışıyorsunuz. Bundan sonra da amatör spor kulüplerimiz bu sahalardan faydalanabilecek mi bir işbirliği açısından? Şimdi işbirliği zaten bizim bütün 60'a yakın zannediyorum son sayı öyleydi. Samsun'da amatör kulüp var. Evet. Bunlar bizim havuzumuz. Yani biz Samsun Spor Futbol Okulu'ndan çıkan oyuncular değil. Onların yetiştirdikleri oyuncuları Samsun Spor'un bünyesine dahil ediyoruz. Onlardan alıyoruz. Onlarla her türlü iyi ilişkiler içindeyiz. Hiçbir sorunumuz yok. Yani bizde kategori çok olduğu için maalesef sahalar işte herkes aynı saatte çalışıyor. Okul çocuklar saat 4.30'da evet. çıkıyor. İşte 5 grup bir geliyor. Bizim bütün sahalar bir anda doluyor. Işıklar yanıyor şimdi. Bilmiyorum geçtiniz mi Batı Park'a? Evet hocam Işıklar gördüm. Işıklar yanıyor pırıl pırıl. Son derece iyi şekilde çalışıyoruz. Onun için amatör kulüplere maalesef bu konuda yardımcı olamıyoruz. Ama yine işte zannediyorum bakımdaydı bir iki saha. Tekrar zeminleri evet, değişiyor. ASKP ile yapılan görüşmede başkanımızın da onayıyla zannediyorum ayın ikisine kadar devreye giriyorlar. Bizim sahada çok maç oynadılar. Yani onlarla bizim ayrı bir şey olması düşünülemez. Yani Kadıköy Spor işte aklına kim geliyor? Atakum Belediye, Atakent, Yol Spor hiç fark etmez. Hepsi bizim havuzumuz. Oyuncu veriyoruz, oyuncu alıyoruz. Biz de süre alamayan oyuncuları onlara gönderiyoruz. Yani işbirliği gayet iyi. Onun için güzel tabii hocam, ki kullanabilirler. Konu açılmışken ben hemen bir tabii. soru sormak isterim size bu konuyla alakalı. Geçtiğimiz yıllarda Samsun'daki amatör spor kulüpleriyle bir protokol imzalanmıştı birçoğuyla. Evet. Bildiğim kadarıyla bunun süresi bitti. Doldu, evet. Süresi doldu. Bu süre nasıl geçti? Nasıl değerlendirirsiniz bu süreyi? Şimdi, birinci sorum bu. Evet. Bu konuyla alakalı. İkinci sorum da bundan sonra böyle bir protokol imzalanacak mı? Bundan sonraki süreç hakkında neler olabilir? Şimdi aslında protokolün amacı Samsun futbolunu kucaklamaktı. Evet. Yani takımlara bir protokol imza evet. parası verildi. Yardım, evet. Birliktelik. Alınacak oyuncular belli bir ücret karşılığı alınıyordu. Yine biz zannediyorum 15-16 tane 2008, 2007, 2009 evet. doğumlu oyuncular aldık. 15-16 tane kulüplere cüzi de olsa bir ödemeler yapıyoruz. Yani protokol olması şart değil aslında Peki, bu iş için. Anladım. Ama o güzel düşünceydi. Bir amatör futbolla Samsun Spor'un amatör kulüplerle kucaklaşmasıydı. Evet. Bir birliktelik sergilendi. Süre bitti. Yenileyebiliriz de. Hı-hı. Yani çok şey de değil yani. Bizim işbirliğimiz zaten her zaman var. Paylaşıyoruz. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, TÜFAT, işte Şener Aydın Başkan, bu taraftan Hakkı Bayrak Başkan. Hep yani aynı tavanın balıyız diyeyim. Et de tırnak gibiyiz diyebiliriz. Yani bizim evet. ayrı farklı bir şey düşünmemiz olamaz. Hep beraber Samsun futboluna hizmet etmeye çalışıyoruz. Evet Can. Devam edelim isterseniz sorularından. Tamam hocam. Yalnız başlamadan hemen şunu bir hatırlatma yapayım tekrar. Sevgili izleyenler şu anda yayınımıza gerçekten büyük bir ilgi var. Sizlerden ricamız yine yayınımızı paylaşıp beğenmeniz. Daha çok paylaşırsanız yayınımızı daha fazla renktaşımıza ulaşmış oluruz. Altyapıyla alakalı da merak ettiğiniz tüm soruları bize yazabilirsiniz. Biz de buradan Yücel hocamıza direkt iletelim. Evet Can. Yücel hocam aslında o soruyla başlamak istemiyordum ama konu açıldığı için onunla başladım. Hiç problem yok. İlk olarak ben sizden başlamak istiyordum. Tabii ki. 12 yıllık bir Türkiye Futbol Federasyonu'nda çalışıp geldiniz tekrar Samspor'a. Bu geliş sürecinden biraz zor oldu mu? Türkiye çok iyi bir görevdeydiniz orada. Kesinlikle. Hocaların hocası diyebilirdik evet, aslında. Eğitimden sorumluydunuz. Hocam. Şimdi şöyle söyleyeyim. Gerçekten Futbol Federasyonu'nda 12 yılım var. Çok azımsanacak bir evet. yıl değil. Buradan giderken Galip Asal vardı. Evet. Gitme nedenim de şuydu. Bizde yönetim kurulu üyesiydi Galip Asal. Evet. Futbol Federasyonu'nda. Dedi ki o zaman Fatih Terim milli takım teknik direktörü. Benim de Ankara Gücü'nden futbolculuğumda hocam. 2 yıl hocalığımı evet, yaptı. Hocam. İlk antrenörlüğüydü Fatih Hoca'nın. Dedi ki Galip Asal ya dedi yıllardır genç milli takım hocası olmadı Samsun'dan dedi.
Fatih Hoca da senden başkasını kabul etmez dedi. Ya dedim ki benim talebim yok. Ben ligde hocalık yapıyorum. Ama Fatih Hoca sen söyle dedim, uygun görürse giderim dedim. Başlangıç öyle oldu. Telefon geldi bana Fatih Hoca'dan. Dedi ki ya buraya gelmen için birine mi söyletmen gerekir dedi. Bir azarladı beni. Ya dedim ki hocam benim talebim yok, kusura bakma. Yani sen uygun görmezsen zaten gelmem dedim. Girişim öyle oldu Futbol Federasyonu'na. İşte 20 yaş genç milli takım teknik direktörlüğüyle başladım. Daha sonra 20 yaşın Avrupa düzeyinde şampiyonası olmadığı için bir yıl sonunda 20 yaş milli takımı kapatıldı. O ara bu kurslarda UEFA kurslarına geçti. Jirapanel üyesi oldu Türkiye Futbol Federasyonu 2007 yılında. Ben eğitimcilik kurslarına gittim o ara. İngilizler veriyordu kursları. UEFA kurslarında eğitimcilik kurslarını. Oraları da başarıyla geçince birden eğitimci tarafına girdim işin. Bir yıl tekrar Samsun'a döndüm. Bölgeler 20 yaş kapanınca Samsun bölge teknik sorumlusu oldum. Bir yıl burada karma marma yaptım. Evet. Güzel işler oldu ama bu sefer Ersun Yanal şeye geldi. Milli takımın başına geldi. Milli takım değil aslında şeye geldi. Futbol gelişim direktörü oldu. Hı hı. Dedi ki Yücel dedi gel dedi bu kadın milli takımlarını sana bağlıyorum dedi. Ya başkanım dedim bu benim dedim çok anladığım bir iş değil dedim. Kadın milli takımlarını sana dedim çok anlamıyorum dedim. Sıkıntı yaşarım ben. Yok yaparsın işte 5-6 kişi bir ekip kurduk. Ama şöyle söyleyeyim, dayanamadım, direnemedim. Dedim ki en son bir İspanya maçı oynadık. Ya kadın ligi yok Türkiye'de. Evet. Yani amatör takımlar daha iyi. Avrupa'da öyle yaygın ki inanılmaz. Erkek gibi oynuyorlar. Dedim 1-2 baktım bir İspanya maçı kötü yaptılar bizi. Dedim ki fark mı yedik hocam? Ben dedim fark yedik. Başlarken kaleci elinden attı topu. Dedim ki Ersun Hoca'ya. Ya beni buradan alırsın ya ben istifa eder gidiyorum dedim. 9 ay sonunda bıraktım. Bıraktım. Ondan sonra ne oldu? Tabii şeye geçtim. Ama biraz yol aldık kadın futbolunda hocam. Aldı. Yıllar geçti. Özellikle bu Süper Lig takımlarının da katılması. Bize de teklif geldi. Evet biliyorum. Futbol Federasyonu yazı yazdı. Dedi ki işte Süper Lig ve 1. Lig takımları şayet kadın futbolu kurmak isterse bizi en üst ligden başlatma sözü verdiler. Biz şu anda hazır değildik. Dedi ki teklifinizi gayet olumlu buluyoruz. Hakkımız saklı kalmak kaydıyla sizi destekliyoruz diye bir cevap verdik. Kadın futbolu böyle. Neyse kadın futbolunu geçtikten sonra ben bu defa şey geldi. Bizim Tolunay Kafkas Futbol Gelişim Direktörü oldu. Abi dedi sen dedi. Abi der bana. Sen dedi eğitim müdürü olacaksın. Evet. Ya ben masa başı iş yapmadım. Tolunay Hoca dedim. Yok yapamam dedim. Yok dedi senin bir yönetici vasfın var dedi. Giriş o giriş. 8 sene eğitim müdürlüğü yaptım. Bütün kursların, oradaki bölgelerin antrenör eğitiminden, planlamasından sorumlu oldum. Defalarca Avrupa'ya, UEFA'ya gittik. Eğitimleri inceledik. Evet. Yaklaşık 8-10 sene. Gördüğün Türkiye'deki bütün hocalara ya bir birlikteliğimiz hani ders vermişim demek biraz şey olur. Çok, bu da mütevazı davranalım. Çok mütevazısın hocam zaten. Hocam şuraya bir virgül koyayım hemen. Çünkü Tolunay deyince bir merak ettim. Biliyorsunuz Tolunay Kafkas Samspor'la ismi gündeme geldi. O süreçle alakalı bir bilginiz var mı? Nasıl bir süreç? Var şöyle. Tolunay'la başkanımız görüştü. Ama anlaşılamadı. Neden anlaşılamadı bilemiyorum. Tolunay'ın agresif yapısı biraz insanları tedirgin etse de Tolunay Türkiye'de çok çalışkan, kendini yenileyen, inanılmaz araştıran, başarma arzusu son derece fazla bir adam. Bu da zaman zaman ona agresiflik katıyor. Biraz öfke kontrolünde problemler yaşıyor. Ama ben antrenörlüğünü gerçekten beğenirim. Çünkü zaten bazı yerlerde kanıtladı. Karabük'te UEFA'sı var. Gaziantep'te Türkiye Kupası var. Yetiştirdiği oyuncular, genç oyuncuları çok zorlar. Kayseri'de o Almancı gruplardan, Almanya'dan getirip ürettiği çok oyuncular var. Bir dönem yani Trabzonspor'da. Dokunur. Trabzonspor'da kriz zamanlarında çalıştı aslında. Evet.
Kaos. Bence milli takımda da iyi işler yapıyor diye düşünüyorum. Hani herkes Ümit milli takımı başarısız görüyor ama Ümit milli takımda yaşı dolan grup yukarı çıktı. Şimdi birçoğu A milli takımda oynuyor. Öyle bakmak lazım. Evet. Şu anki milli takım tekrar yeniden yapılmış 2003'lü, 2002'li bir milli takım. İşte Halil Dervişoğlu, Güvenler falan. Burada seyrettiğiniz bir kadro vardı, hatırlıyorsunuz değil mi? Evet, evet. İki tane maç oynandı burada. Aynen. O kadro. Şimdi birçoğu milli takımda. Yani hakkını vermek lazım. Benim beğendiğim antrenörlerden biri. Bardağın ne tarafından bakarsanız aslında hocam hep böyle hani az önce dediniz ya, şimdi oyun takım başarısız gibi gözüküyor ama oyun takımı. Ama baktığınız zaman üste birçok oyuncu vermiş. Yani ne tarafından bakarsanız. Ümit milli takımı. Yani aslında bardağın ne tarafından bakarsanız öyle aynen görmek istersiniz diyelim. Aynen, bu bizim Samsunspor için de geçerli. Şimdi Samsunspor'a getirelim bardağın boş dolu tarafını. Samsunspor bu oluşum olduğunda senin sorun yarım kaldı aslında. Evet. Niye döndün? Gerçekten benim pozisyonum orada herkesin gelmek istediği bir pozisyon. Eğitimin başında herkesin saygı gösterdiği bir pozisyondaydım. Yani bir yapılanma ve Samsunspor vardı işin içinde. Yoksa benim pozisyonumda kimse orayı bırakıp gelmezdi. Evet. Ama inandım projeye. 6 ay gecikmeli geldim biliyorsunuz. Aynen, evet hocam. 6 ay gecikmeli geldim ve geldiğimden de hiçbir şikayetim yok. Zor zamanlar yaşadık. Şimdi gelelim bardağın dolu tarafına yahut da boş tarafına. Şimdi bizim buraya geldiğimizde, benim geldiğimde daha önce bir 6 ay var. Geldiğimizde Samsunspor bu proje başladığında Samsunspor 2. ligde ve kayyumdaydı. Bu tartışılmaz. Akıbeti ne olurdu bu proje olmasaydı? Bence bugün 3. ligdeydik. Örnekleri var. Evet var. Herkes para arıyordu falan filan. Eskişehir örneği var, Karabük örneği var. Yani bunlar bizden daha fakir takımlar değildi. Neler oldu bu dönemde? Şu anda takımımız 1. ligde. Gönül isterdi ki Süper Lig'de olsaydı. Ama dedim ya biraz dolu tarafından bakalım. Evet. Şimdi Samsunspor'da borçlar ödenmiş. Nuri Hasan tesisleri baştan aşağı yenilenmiş. 32 yıl sonra. 32 yıl 1965'ten sonra. Benim futbolculuğumda yapılmıştı tesisler. Rahmetli Ünal Mesci DSİ bölge müdürüydü. O, ben hatırlıyorum o zeminin yapıldığını, karşıda Otogar'ın anons yaptığını. Biz orada çalıştık. Rahmetli Özkan Sümer Hoca, Mehmet Babalık, Allah rahmet eylesin, hep bunlar orada çalışmış hocalarımız, saygıyla anıyoruz. Şimdi oralardan geldiğimiz yere bakınca 1. ligdeyiz. Tamam, bir kayıp yılımız var. Hepimiz çok üzüldük. Evet. Hepimiz çok üzüldük. Dolu tarafı bu, muhteşem bir akademi tesisi var. Bizim iddiamız, akademi direktörü olarak ben şunu söyledim. Başkanım bana her sene 5 tane kontenjan ver. Ben sana 5 tane eksik oyuncu al. Ben sana orada antrenmana çıkacak, maç kadrosuna girecek, ihtiyaç duyulduğunda oynayacak oyuncular üreteceğim. Bu da çok iddialı bir söz aslında hocam. Beş, gerçekten 5 kontenjanı boş bırakıyorsunuz. 5 oyuncu demek bugün Samsunspor'da paraları konuşmaya gerek yok. Artı 10 milyon Samsunspor'a demek bu. Evet, yani 5 oyuncu eksik alıyorsunuz. Bu kadar basit. Hem bizim gençler çocuklar kazanıyor hem kasa kazanıyor. Yani. Bir de uzayan süreçte hani bir hayalimiz var ya bizim. Ben hep söylüyorum. Benim teknik direktörlük yaptığımda takımda 14-15 tane Samsunlu ve akademiden alttan yetişmiş oyuncuyla ben Süper Lig oynadım. Az evvel seninle sohbette hani o 2002 yıllarını söyledin ya bana. Evet hocam. O 2000 benim sezonu bitiremediğim yılda bizim çocuklarla Fenerbahçe'yi yendik. Aynı sezonda. Ankara'da Beşiktaş'ı yendik. Trabzon'u Trabzon'da yendik. Evet, çok iyi. O sezon bütün maçlar deplasmandaydı. Sezonu bitiremedik. Peki hocam, hemen bir mesajda da gözüme çarptı, onu soracağım. Çünkü bu da benim de aklımdaydı. Biz ne zaman böyle hani 11 kadrosunda 11 tanesi Samsunlu böyle çocuğu olan, öz evlatlarımız olan böyle ya, veya 7-8 artık çoğunluk olarak. 11 çok iddialı. Yani ille hani ırkçılık da yapmıyoruz. Samsunlu olacak değil. Evet. Şimdi Polat Yaldır'ı Ankara Yaşamkent'ten almışız. Kaleci Ali Taha Demir'i Ordu'dan almışız. İşte 17'nin santforu Yunus Emre'yi Sinop'tan almışız ama bunlar bizim akademimizin içindeki oyuncular. Ordu'dan 4-5 tane, Ordu'nun aslında o aşağı dibe vurmasında biz oradan 5 tane oyuncuyu bu tarafa kaydırmışız. Belki Ordu iyi olsa oyuncular burada olmayacaktı.
Aslında bu da bir scouting tarzı bir başarı değil mi hocam? Yani kesin, oradan oyuncuları tek kesin, tek böyle görmek, kesin, onları çekmek. Kesin. Bu da bir başarı. Şimdi scouting tabii geçen sene maçlar pandemi dönemi izlenmedi, programlardan izlendi ama biz alırken gençleri öyle almıyoruz. Davet ediyoruz, bizim çocukların içine atıyoruz. Bizimkilerin neresinde? Bizim mevcut oyuncumuzdan iyi olmak zorunda. Yedireceksin, yatıracaksın, okutacaksın. Biz Uğur Koleji'nde okutuyoruz çocukları. 20 tane, 15 tane Uğur Koleji'nde okuyan öğrencimiz var. Tesiste konaklıyor. İşte Sinop'tan, Ankara'dan. Bunu da merak ediyorlar işte hocam. Samspor'a oyuncuların geliş süreci nasıl oluyor? Yücel Hoca nasıl belirliyor? Yani bu oyuncular nasıl belirleniyor ve burada nasıl ağırlanıyor diye. Şöyle söyleyeyim. Yani kısaca çok net bir şekilde 22 tane antrenörümüz var bizim. Özellikle her yaş grubu Samsun'daki kendi yaş grubu bütün amatör takımları tanır. Çevreden işte biraz hani Yücel Uyar şimdi mütevazi olalım tamam da 10 sene eğitim müdürlüğü yapmışım. Burada Mardin'de bir tane oyuncu ismi söyle bana, sana anında referanslarını alabilirim. Orada çünkü 3 tane hoca bulurum ben. Benim kursumdan çıkmış. Evet. Yani bu avantajları kullanıyoruz. Ha sözde kalmıyorum, çok iyi diyor. Ya diyorum ki bir hafta misafir edelim. Misafir edelim, gelsin tanısın diyorum. Arkadaşlarını sevmez belki, kaldığı yeri beğenmez diyorum. Öyle geçiş yapıyoruz. Çocuk tabii Samsun Spor deyince koşa koşa geliyor. İyiyse tutuyoruz, değilse yani bizim takımımıza kalacak düzeyde değilse bak çocuğum sen süre alamazsın. Yani oynayabileceğin bir takıma git diye gönderiyoruz. Yani bütün Samsun'u taradığımız gibi bütün gelen şeyleri, duyumları değerlendiriyoruz. Gruplara maç izlemeye gönderiyorum. Özellikle yaş gruplarını. Şunu yapıyorum. Genç milli takım maçlarına diyelim ki 17'nin genç milli maçı var. Diyorum ki 17'nin hocası hadi git o genç milliyi seyret. Oradaki oyuncuların biz neresindeyiz? Hangi bölgelerde sıkıntıları var? Bizim oyuncularımız, biz kimi gönderebiliriz oraya milli takıma? 12 tane oyuncu milli takıma göndermişiz bir yılda. Biraz bu. Ben en son zannediyorum 16 milli takımını seyrettim Riva'da. Tolunay Hoca, işte Şenol Hoca ile birlikte. Evet hocam. Makedonya ile oynuyorlardı. Bizim de Bedirhan Çetin diye oyuncumuz vardı. Şimdi ben baktım orada, dedim ki bizim kaleci de burada olabilir. Bir tane sol bek gönderdim. Oradaki sol beki gördüm. Dedim ki bu bizimki, bundan daha iyi. Yani onlar işte bu sayıyı artırmamıza neden oluyor. Yani böyle ezbere yapmıyoruz. Bütün duyumları değerlendiriyoruz. Yani arkadaşımızın biri, şimdi Samsun'da çok Samsun'da oyuncuyu denemeye almıyoruz. Gidip takımında izliyoruz. İzleyip antrenörüyle, başkanıyla iletişime geçiyoruz. Yani o değerlendirmesini Samsun'dakileri kendi bünyemizde yapıyoruz. Çünkü böyle denemeyle oyuncu almak, işte adam 45 dakika iyi oynar, bir maçı iyi oynar. Kime karşı iyi oynadı? Günü gününe tutmaz. Kime karşı iyi oynadı, hangi maçta iyi oynadı? Yani onlar çok yanıltıcı bilgiler. Peki hocam, rol model olarak aldığımız bir proje, bir çalışma var mı veya bir takım var mı Samspor? Şimdi şöyle söyleyeyim, bir Genk'le işbirliğimiz vardı. Çok... Genk'le işbirliğimiz vardı. Faydalandık mı? Faydalandık ama keşke şu tesislerimiz bittikten sonra bu işbirliğini yapsaydık, daha fazla verim alırdık. Genk Avrupa'nın en çok oyuncu üreten, pazarlayan, yetiştiren takımı. Evet, öyle büyük de bir soru var. Neden Genk diye çok sorular soruluyor. Neden Genk? Belçika Manchester City'nin kaptanı söylesene, sen söylersin. Danimarkalı. Danimarkalı mı Belçika? Belçikalı, Belçikalı. Sarışın var ya, adı aklıma geldi. Tamam, arkadaşlar da baksınlar. Evet, bakın. Yani Genk takımı çok genç oyuncular oynatıyor. Asla şampiyon olayım falan böyle bir şeyi yok. Yani model olarak aslında Genk alınabilir. Biz de aldık da sayılabiliriz. Evet. Ama gönül isterdi ki tam bir işbirliğinin sonunda Mayıs ayında zannediyorum Nisan'da onlar geldi, eğitimler yaptık beraber. Bizden 5-6 tane oyuncuyu beğendiler. Nisan'da pasaportlarını çıkarttık çocukları. Genk'e gönderecektik. Onların içine atacaktık bizim çocukları 2-3 tane hocayla birlikte. Yani bu işbirliği devam edecekti. Maalesef bu ara pandemi patladı, yarım kaldı. Ya böyle bir işbirliği olabilir mi? Olabilir. Benim fikrim, başkanla da konuştum. Onlar gelmesin, bu defa biz gidelim dedim.
Orada ne yapıyorlar onu görelim dedim. Yani bu teknolojiye, bilime neler yapıyor kendimizi geliştirmemiz. Evet, hocam, az önceki oyuncu Kevin De Bruyne hocam. Evet. Yani şu andaki en popüler. Engin Uzun beyefendiye teşekkür ediyoruz. yine Sinan Avcı beyefendiye teşekkür ediyoruz hatırlatmaları için. Evet hocam, Genk neden Genk olduğunda açıkladınız. Tabii ki yine sorularımız var. Biraz da mesajlara dönelim istiyorum hocam. Çünkü gerçekten yayınımıza ilgi var. Mesajlar da üst üste geliyor. Levent Ak, hayırlı akşamlar, selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Ali Emre Kaya, iyi akşamlar, iyi yayınlar, selamlar Ankara'dan Yücel Hocam'a. Can Bey'e sorum şu. Ali Kılıç'ta eksik gördüğü taraflar nedir? Baht'tan daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Neden oynatılmıyor demiş. Can, notunu al istersen. Tabii ki. Ali Emre Kaya ve altyapı kategorisinde yabancı oyuncular getirilecek mi? Hocam ben de tam onu soracaktım. Yabancı oyuncuları da denedik şimdi zaman zaman. Birçok rakip takım oynatıyor bize 19'da. Çok takımda yabancı oyuncu var. Ama biz elimizdekinden iyi olacak bir. İkinci kriterimiz bizim. Yani 19'da iyi olması yetmez. Yani A takımda oynayabilecek düzeyde oyuncu yakalarsa. Bir tane mesela Senegalli Muhammed var. Sürekli bize de geliyor tek tek. Grubun içine atıyoruz. Çok özel olmadığı müddetçe. Yani Samsun'da olan benim de değerli oyuncum varken yani aynı ayarda yabancı diye şimdi bir oyuncuyu hani renk olsun diye oraya katmanın. Bach oynayabiliyor mu bu arada hocam? Bach 2001 doğumlu oynayamıyor bizde. Şeyde yalnız orada oynayabilecek iki tane oyuncu var bizde. İkizler var. Evet, Melih Semih. Melih ile Semih. Onlar 2002 doğumlu. Şöyle 2002 de bizde tercih. Biz 2002 doğumlu 19'da 3 kontenjan var. Bir tane sadece şeye kullandık. Hemen söyleyeceğim. Ertekin'e kullandık. Anladım. Niye Ertekin'e kullandık? Ben kontenjan kullanmak istemiyorum. Büyük oyuncuyla oynamak istemiyorum. Çünkü geçen sene şampiyon olan takımdan 9 tane oyuncuyu biz liglere verdik. 3 tanesi A takıma geldi. Evet. 9 tane, 8 tane oyuncuyu da diğer profesyonel takımlara dağıttık. Niye? Profesyonel o müsabakaların içine girsin. Kazanmayı, kaybetmeyi, para kazanmayı, mağlup olmayı, galip gelmeyi öğrensinler diye verdik. Ertekin'i niye tuttuk? Ertekin'in A takıma hem profesyonel, ilk profesyonel yaptığımız oyunculardan biriydi Ertekin. Şu anda 19'un kaptanı. Çapraz ameliyatı oldu. Yani hazır olmadan onu dışarı bırakmak istemedim. Evet. Onu da en kısa sürede, hatta Fuat Hoca, şimdi Fuat Hoca'yla da ilgili burada hakkını yemeyelim. Tamam biz oyuncu yetiştiriyoruz da istediğin kadar yetiştir. A takım sana orayı açmazsa senin yetiştirdiğin oyuncular maalesef dışarıda neredeyse çöp pozisyonu görüyor. Şöyle bir hemen hocam kıyaslama demeyelim de değerlendirme yapalım o zaman. Tabii siz de eğer uygun görürseniz. Ertuğrul Sağlam, Mehmet Altıparmak, Fuat Çapa. Hangisi daha çok gençlerimize ağırlık verdi? Çünkü bu da gerçekten çok merak edilen. Ya, hani kimisi oynatmak istemiyor, kimisi yarışa giderken işte. Ben Ertuğrul Sağlam takım kaptanlığını yaptım Samsunspor'da. Evet. Aynı yıl geldik. O gençti geldiğinde, daha yeniydi. Antep'ten geldi bize. Ben de Ankara Gücü'nden bayağı papaz oyuncu gibi geldik buraya. Tecrübeli oyuncu. Takım kaptanlığını yaptım. Daha sonra antrenörlüğünü yaptım. Teknik direktörlüğünü yaptım. Bize Beşiktaş'tan ikinci dönüşünde. Şimdi Ertuğrul'u severim. Düzgün çocuktur. Ama maalesef şunu söyleyeyim. Yani bir tane genç oyuncu oynamadı. Evet. Fırsat verilmedi. Ya bunun nedenlerini o karşı taraftan sayabilir. Muğla maçı vardı burada hatırlayın. Kupada 3-0 yenildik. Evet. 3-0 yenildik. Ya bir tane genç oyuncu yoktu orada. Ben iddia ediyorum o şampiyon takım çıksaydı 19 takımı o Muğla'yı yenerdi orada. Şimdi Mehmet Hoca işte kampı aldı sağ olsun teşekkür ederim. Bir iki hazırlık maçı oynattı maalesef. Devamı ligde gelmedi. Devamı gelmedi. Ama Fuat Hoca yarın şey kadrosunu göreceksiniz. Kupa maçı kadrosunu. Evet. Üç tane zaten oyuncumuz var orada biliyorsun. Yarın hocam, da bir tam bir karmaşık bir durum var aslında hocam. Evet. Polat, Ali Kılıç oradaydı zaten. Şimdi 19'un kadrosundan 5 tane daha oyuncu verdik. Bir de yarın o 19'un maçı var. Yarın o 19'un maçı da Balıkesir Spor'la. Hani biz geç başladığımız için o oynamadığımız maçları aralara sokuyorlar. Yani 19'umuz da 4'te 4 yaptı. Şu anda lider. Lider dediğin takım Altın Ordu var. Altın Ordu biliyorsun bu işlere en fazla yatırım yapar. Kesinlikle. Bursa her zaman markadır.
Biz bunların önünde şu anda geçen seneki 19'dan sadece 2 oyuncu var lider konumda. Şimdi o kadrodan da 7 kişi A takım kadrosunda yarın kupa maçına çıkacak. Bu da çok güzel bence aslında bir şey hocam. Tabii baksana ben şimdi yarın 19'da kazanırız kaybedemezizi bıraktık. Ben şu anda oraya çıkan oyuncularımla mutluyum. Tabii. Demek ki oraya oynayabilecek düzeyde oyuncu hazırlamışız. Samsun gençlere güvenmek lazım. Ya. Şimdi 3 vardı hocam. Yarın bir de 7 dediniz değil mi? Yarın 5. 5 de yarın oynayacak. Bu isimleri de söyleyebilirim sana. 3, 8. Tabii hocam. Yani bu çok güzel bir şey bence. Yani yarın 8 oyuncu. Bakın sevgili izleyen 8 oyuncumuz yarın. Şimdi saat 12'de 19'un maçı var. Evet, Balıkesir. Saat 14'te de Samsunspor Uşakspor'la kupa maçı var. Ve 8 oyuncu. Maça. Yani artık nasıl bir orada çare bulacaksınız hocam? Şimdi Polat Yaldır, Ali Kılıç, Hakan Patan, Emirhan Gürler, Ali Taha Demir, Muhammed Özbaskıcı, Atakan Özdemir, Yunus Emre de biliyorsun oynamayacak Yunus. En son bugün evet. Kulüpte antrenman yaptılar. Niye Yunus? A takım yani şeyde ligde oynayacak. Yunus artık diğer tarafa geçti. Bir level atladı hocam. Bir level atladı. Allah yolunu açık etsin. Amin. Hak Amin. Ediyor da. Onun için bu oyuncular yarın bir kısmı oynayacak, bir kısmı da alternatif oyuna girecek, çıkacak. Oyuncular bu bizi mutlu ediyor. Onun için buradan Fuat Hoca'ya çok teşekkür ediyoruz. Yani cesaretli davranıyor. Ne olursa olsun yürekli davranıyor. Ve oyuncularımızla ben bugün antrenmanlarını seyrettim. Çok ilgileniyor. Oynayacağı oyunu, nasıl duracağını, nerede ne yapacağını. Öyle birer birer onlara tane tane böyle işliyor. Evet. Yani, çok güzel. Hep istediğimiz bu zaten. Yani hocam yani altyapıya yani önemli. Yani ne olur Uşakspor... Ya Türkiye Kupası'nı şimdi doğru konuşmak gerekirse evet. Türkiye Kupası'nı alacak düzeyde değiliz şu anda. Ve bir taraftan A takımımızda ligde bir şeyler yapmaya, hedefe gitmeye çalışırken kupa bize ekstra yük. Bizim çocuklar gidebildiği yere kadar gitsin. Yani bu da engel değil. İnşallah yarın iyi oynarlar orada. Biraz toleranslı davranmak lazım. Heyecandan oynayamayabilirlerdi. Ali Kılıç hiç unutmuyorum. İlk çıktığı maçta sağa sola her tarafa koşuyordu. Evet. Baktım ikinci maçta ikinci oynadığı maçta daha iyi oynadı. Yani bunlar oynadıkça düzelecek. Yani A takımda oynayanlar hata yapmıyor mu? Bunlar kesinlikle, yapacak hata. Kesinlikle hocam. Tam bu konuyla alakalı Ali Kılıç dediniz. Can sana sorusu hakkı vereceğim. Ali Kılıç sorusu geldi. Evet. Aynen. Harun Budakbaşı demiş ki güzel olan A takıma pırıl pırıl gençlerin kazandırılması. Yunus Emre gibi Ercan Koloğlu modeli kaptanlığı ilerideki yıllarda göreceğimize inanıyorum. Yücel hocama sorabilir miyiz? Ali Kılıç da demiş. Ya ben Ali Kılıç'a şöyle söyledim. Çok kuvvetli. Özellikle santfor solak. Öyle solak, o fizikte, o size'da, o hızda bir oyuncu yok. Yani bakınca veriler var. Ama ona dedim ki, milli takıma gönderdiğimde Mehmet Hacıoğlu'ndan raporlar alıyorum. Bunun neyi eksik? Ali 18 milli takımda oynuyor. Evet. Yani o Fenerli şeylerin, oyuncuların önünde oynuyor. Onlar oturuyor, Ali oynuyor. Dedim ki Mehmet Hacıoğlu'na bunda ne eksik? Ben biliyorum eksiğini de bir de ondan geri bildirim alayım dedim. Ya biraz dedi atılan toplar kalmıyor dedi. Her topta dönmeye çalışıyor. Duvar olmuyor, topu saklamıyor. Benim Ali Kılıç'a dediğim şu. Tomane'yi ya istedim. Önünde öyle güzel bir örnek var ki dedim ya. Al bu adam da yanında beraber çalışıyorsunuz ya. Ya bu sana ilaç dedim, ilaç. Sen bunun yaptıklarını yap. 15 sene para koyacak yer bulamazsın dedim. Gerçekten dedim. Birinci sınıf olur ama işte Ali de iyi bir çocuk. Yani bu dersleri alacaktır, öğrenmeye çalışıyor. Dedi ki duvar çalışıyor, ekstra antrenmanlar yapıyor. Kuvvet ihtiyacı çok yok aslında. Biraz o topları, atılan topları saklayacaksın ki savunma çıksın, duvar olacaksın. Evet. Biraz dayak yiyeceksin stoperlerden, bunları yiyeceksin. Onlarla kavga edeceksin, etmezsen olmaz. İşte onları öğrenecek. Tomane'yi görüyorsunuz ya. Tomane geçen sene oynasaydı biz şampiyonduk açık ara. Hocam ben iyi ki Tomane var diyorum. Hatta geçtiğimiz köşesinden ondan bahsettim. Tomane artık yani baş aktör gibi bir şey oldu şu an Samsun'da. İnanılmaz. Ve her zaman başkan da şunu dile getiriyordu. Aslında biraz kızıyorduk ama yani bu ligin en iyi golcüsü, en iyi forveti diyordu başkan. Ve bunu gerçekten görmüş olduk. Hatta Can zaman zaman yayınlarda Tomane dedikçe ben dedim ki ya Tomane ama Tomane... Bence Süper Lig'de oynar. Yani gerçekten ve şu an ekranda golünü atıyor, selamını veriyor hocam. Süper Lig'de oynar. Hocam sırtı dönük olsun, oyuna katlı denemeli. Ya şimdi bakıyorsun, şey görüyorsun böyle biraz ağır ritimli, evet. Hızlanıyor.
Evet, araya atılan toplarda da atıyor, iyi. Koşuyor, evet, evet. Sırtı dönük iyi. Geçen seneki sakatlı olmasa dediğiniz gibi hocam, belki geçen sene biz Süper Lig'deydik, çıkmıştık. Yani Tom Manegra gerçekten geçen bu ligin... Geçen sene santfor tutturamadık. Kumaşı, evet. Kumaşı çok iyi. Ki vallahi... o gol attı, Adana attığı golde bile gerçekten zorlu bir vuruş yaptı. Tabii canım, o vuruşu... Yani o düşerken herkes o vuruşu yapamaz. Herkes Serkan Aykut vari bir goldü biraz, evet, hocam. Yani orada... Tabii maçı da canım. Maçı da şimdi, konuşacağız tabii ki. Serkan'ı ya biz bizim takımda iyi santforlar oldu hep. Evet. Yani Samsun seyircisinin forvet beğenmemesinin en büyük nedeni bu. Geçmiş Tanju, Ertuğrul, Serkan Aykut, Cenk, İlhan Mansız, rahmetli Uğur. Ya bizde hep iyi forvetler vardı. Şimdi evet, gelen kötü forvetleri Samsun seyircisi beğenemez, mümkün değil. Şimdi Tom Zenkeler, Gekaslar ya yani onlar, böyle onların şeyler. Onların da altında bu saydıklarımın. Kesinlikle. Şimdi onun için gelen gidenleri çok beğenemiyoruz. Ama Tomane doldurdu. Hocam yine altyapıya döneceğiz de. Tabii ki takımımızdan da konuşalım. Bir milli takım arası oldu. Milli takım arasından sonra lige döndük. Önce Eyüp'le sonra da Adana ile oynadık. Ve bu iki karşılaşmadan 4 puan çıkardık. Yani aslında milli takım arası sonrası pek bize yaramıyor deriz hep Samspor camiası olarak ama 4 puan bence yani aldığınız gerçi her puan iyidir de kötü diyeme şansınız yok. 4 puan aldık hocam, nasıl değerlendirmek istersiniz milli şimdi takım arası sonrası Samspor'u? Biz aldık ama üstteki takımların geçen hafta 3'ünün evet, de yenilmesi sanki o 4 puan daha değerli oldu. Daha değerli gibi oldu, evet. Bence o ara şöyle bize yaradı, hoca yeni gelmişti. Yani genelde sezon başından yapılmış bir kadro, bir hoca, evet, o ara belki ritmini bozabilir ama tam tersi bizde hoca takımı daha iyi tanıdı. İyi bir kaynaşma oldu. Kaynaşma oldu. Fark ettiyseniz hoca değişik kadrolarla çıkıyor. Şimdi Berk'le 6 pozisyonunda başladık Eyüp maçına, biliyorsun. Evet. Eyüp maçına. Yani bu biraz cesaret işi. Hocam Osman'la Yunus Emre de... Şimdi Osman'ın tekrar stopere dönmesi, o savunmada iki ayağın çok usta olması. Şimdi Osman orta sahadan, oyun kurucu bir orta saha stoper oynuyor. Bizim Yunus zaten göreceksiniz. Hiç abartmıyorum. Abartmıyorum bakın. Ben az evvel bir şey yazmıştı. Ercan Kola. Evet. Ercan da bizim oyunu öyle bir çıkardı ki geriden. O biraz böyle özgüveni gelsin, ustalaşsın, Yunus'un oyuna çıkmasını göreceksiniz. Yunus frikik atıyor. Tam ağzımdan aldınız hocam lafı. Yunus frikik atıyor, inanılmaz. Evet. Sağ ayak içini bir vurur, göremezsin. Böyle o Tanju'nun kesmeleri gibi vurur. Eksikleri var mı? Yunus'un var. Bunları da daha çok yeni. 2003 doğumlu Yunus. Bunları giderecek. Ama kontrol altında tutmakta fayda var. Çünkü hemen işte Yunus dersek biliyorsunuz. Tabii yani ne bir maçta çok öveceğiz ne de evet, kötüleyeceğiz hocam. Yani dengeli bir şekilde. Örnekleri çok. Çok. Dengeli bir şekilde. Yani o eşik atlamayı Yunus şu anda yaptı görünüyor. Ama daha değil. Yunus'un daha kapasitesi var. Yunus daha oyuna çıkmıyor. Şu anda böyle kontrollü oynuyor. Yunus gerçekten al ver. Şampiyona da zannediyorum seyrettiniz geçen sene 19'da bizim 18'den aldı. Sallandı çıktı. 1-2'ye 1 rakip kaledeydi Yunus. Bunları Polat yapalım. Yaldır'a bir parantez açalım hocam. Ben Polat Yaldır'la alakalı başkanımızla yakın takipte Süper Lig'den ve Avrupa'dan takımlar demişti. Polat Yaldır'la alakalı düşünceleriniz. Şimdi Polat Yaldır U19 milli takımı bir elit grup oynadı. Polat da orada, o takımın banko oyuncusu. Evet. Polat'ın çok ekstra bir özelliği var. Polat açık alan bulduğunda Polat'ı tutacak oyuncu yok. Bak samimi söylüyorum. Bizdeki en hızlı oyuncudan daha hızlıdır Polat. Biraz oyun bilgisinde problemleri var. Ama bir potansiyel var. Şimdi hızlı oyuncu bulmak çok zor. Öyle kopup giden oyuncu. Sprint oyuncu bulmak gerçekten... Şimdi adama topu atıyorsun. Şimdi biri çıkıyor karşısına, geri dönüyor. Polat vuruyor gidiyor. Ya açıktan taştan koşuyor. Adam görmüşsünüzdür iki defa böyle evet, vurur, açıktan koşar. Geçer adamı. Ustalaştığında Polat gerçekten böyle her takıma lazım oyuncu. Özellikle kendi alanında yani yakaladığın kontraya çıkarken son final pasında vuruşlarda
problem yaşayabilir. O da ustalaşarak olacak. Ama 19'da iyi maçlar oynadı. Avrupa vitrininde biliyorsunuz Avrupalılar oyuncu alıyor. Altın Ordu'nun neydi son oynayan oyuncusu? Bir tane solak oyuncusunu aldı. Frikik falan kullanan. Cengiz. Bundesliga'ya gitti. Yok yeni. Yaşı dolmadığı için devre arasında gidecek. Doğru, duydum. Dün oynadı. Evet. Şimdi Polat'ın böyle şeyleri var, izleyenleri var. İzleyenleri Avrupa takımı da var. Ben takım ismi vermeyeyim burada. Evet. Başkana resmen gelen teklifler var bu konuda. Güzel hocam. Yani bu şunu gösteriyor. Demek ki altyapıya yaptığımız yatırımlar, verdiğimiz emekler karşılığını öyle ya da böyle bu şekilde buluyor. Can, soralım istersen yine sen tamam. De. Tamam. Hocam, Samsun'da Futbol Akademi direktörüsünüz. Ben de bir antrenör olarak bu sıkıntıları hep yaşıyoruz. Eğitimle okul hayatı nasıl olmalı? Sizin daha çok Türkiye'de bu sorunla karşı işte çocuk futbolu mu seçecek? İşte okul hayatı ile futbol arasında kalan ailelere, ebeveynlere ne gibi tavsiyeleriniz oluyor? Şimdi bu yönde de bir takım sorular var çünkü. Türkiye'de sadece futbol için değil, bütün branşlarda, bütün sporlar için milli eğitimin inanılmaz şeyi var, yanlışı var burada. Evet. Direkt. UEFA ile ben Türkiye Futbol Federasyonu'nda eğitim müdürlüğü yaptım. Avrupa'da gitmediğim ülke, yapmadığım eğitim seminer kalmadı. Hollanda, buralarda Belçika. Nasıl oluyor hocam? Onu anlatacağım. Bir de okuldan çıkıyorlar sabah 9'da, 8.30'da gidiyorlar. Bir de çıkıyorlar. Birden çıktıktan sonra ne yapıyorlar biliyor musun? Aktivite başlıyor. Spor yapan spor. Sanat yapan sanat. Resim yapan resim. Herkesin şeyleri var. Evet. Etkinlik alanları var. Yani bizde de başlıyor. Sabah 9'da giriyorlar. 5'te çıkıyor. 5'te çıkıyorlar. Ya 5'ten sonra işte biz iyi şartlarda çalışıyoruz. Servisle bizim oyuncularımız genelde Uğur'da okuyor. 14-15 tanesi. Diğer çocuklar kendileri geliyor 5'ten sonra. Antrenmanları planlıyoruz. Servise bindiriyoruz. Sahaya getiriyoruz. Çocuk öğlende yemek yedi mi yemedi mi bilmiyorsun. Yemek yiyip geldi. Antrenmana mı geldi? Şimdi yorgun, argın antrenmana geliyor. Antrenmanı yapıyor. Saat 7.30-8'de evine gidiyor. Yemek yedi mi yemedi mi? Ders mi çalışacak? Yani böyle kötü bir plan olamaz. Yani bunu bir daha gözden geçirmeleri lazım. Biz de öğrencilik yaptık, sen de yaptın. Öğleci sabahçı vardı. Yemin ediyorum daha iyiydi. Daha iyi, evet. Daha iyiydi. Ona göre planlıyorduk. Evet. Şimdi iyi sporcu olması için sen antrenörlük yapıyorsun. Yüklenme, yani antrenman. Evet. Beslenme, dinlenme. Üçünden biri eksik olursa bu oyuncu performans oyuncusu olamaz. Kesinlikle. Bu arada arkadaşlar, yönetmen arkadaşım rica edeyim. Barış isimli izleyici, engellerim yayından. Bu arada hocam, Burak İnce dediniz. Burak İnce, bravo. Evet, yani Samspor Scout Twitter'daki sayfamız sağ olsunlar. Yani yine izleyicilerimiz. Tabii bak yani bizim. Enis Destan yazanlı oldu. Yine Burak İnce yazanlı oldu. Hayır. Devre arası yaşını doldurmadığı için Altın Ordu Bundesliga'ya gidiyor. Şeyi bekliyor, ocağı bekliyor. Şimdi bakınca ben Burak İnce, gel bizim Hakan Patan'ı seyret. Ben iddia ediyorum. Evet. Yani Burak İnce'den eksiği yok. Hocam Lille'de oynayan Zeki İstanbul Spor'dan gitti. Evet. Kim tanıyordu? Evet. Kim tanıyordu Lille giderken? Ömer Faruk Beyaz. Evet, Fenerbahçe'den. Fenerbahçe'den gitti. İşte Bursa'dan giden Ali Akman. Ali Akman. Yani artık Türkiye Avrupa'daki iyiliklerin radarına girdi. Onun için az evvel Yunus'tan konuşuyoruz, Polat'tan konuşuyoruz, belki Ali Kılıç'tan, belki Emir Hakan Patan'dan. Yani biz de sunacağız inşallah ama önceliğimiz bizim oyuncularımızın Samspor'da süre almaları, oynamaları. Fuat hocamız da o şansı çocuklara tanıyor, o ilgiyi gösteriyor. Buradan kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Benim neredeyse 3. yılım bu yıl. Yani 3 yıldır, işte benim 1,5 yılım biliyorsun A takım. Evet. Ama akademiyle de ilgileniyordum. Ama şu anda tamamen akademiye odaklandık, fokuslandık. Oradan üretiyoruz, üreteceğiz. Çünkü üretmemiz gerekiyor. Çok büyük bir havuzumuz var. O havuzu doğru değerlendirip doğru çalışacağız. Başkanın bize verdiği imkanları, çalışma ortamını, karşılığını vermek zorundayız. Onun için gece, gündüz, cumartesi, pazar öyle bir şey yok.
7/24 çocuk şeyden arıyor, tesisten arıyor, dişimi arıyor diyor. Oyuncu alınır, dişçiye gider. Yani her şeyle ilgileniyoruz. Süper. Yorumlara yine devam edelim hocam. Kadir Kocadayı, Antalya'dan selamlar, iyi yayınlar. Yücel hocamızın emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum demiş. Ben teşekkür ederim. Yine Remzi Yıldız, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Yine Ali Emre Kaya, Samet Hoca pro lisans alacak mı? Altyapıdan teknik adamla yetiştirecek miyiz? Kendisi de geliştiriyor mu? Bu sorumu Yücel hocamıza iletir misiniz? Seviyoruz sizi demiş. Şimdi şöyle söyleyeyim. Antrenör eğitimi yapıyoruz. Evet. Atlamayalım. Teknolojiyi takip ediyoruz. Arkadaşlar yazalım. Samspor'da antrenör eğitimi de yapılıyor. Bununla alakalı bir sorum olacak tamam. Hocam. Evet, Samspor'da antrenör eğitimi. Teknolojiyi takip ediyoruz. En son Güney Kore malı GPS cihazlarımız geldi. Süper. Evet, tam onunla alakalı canım bir soru soracak hocam size. U19 ve U17'de kullanıyoruz. Futbolda biliyorsun şimdi A takımdaki oyuncuların koşu mesafelerini, sprint mesafelerini, sprint süratlerini falan biliyoruz. Veriler geliyor. Biz oraya oyuncu hazırlıyoruz. Ölçmeden bilemezsin, bilmeden değerlendiremezsin. Evet. Biz de şimdi ölçmeye başladık. Kim ne koşuyor? Ne kadar koşuyor? Ne kadar koşması lazım yukarıdaki oyuncuyla rekabet etmesi için? Buralara geldik. Buradan yine teşekkür başkanımıza, bizim çalışma şartlarımızı iyileştirdi. İşte onu söylüyorum. Yani insanlar bizim oyuncularımızı içinde yelekli falan görünce bu nedir diye sorabilirler. Evet, ben de sosyal medyada gördüm U17 takımında hocam. Maç sonu işte maç sevinmesinde GPS yeleğini gördüm bildiğim için. Bu konuyla alakalı işte ne kadar takip ediyoruz, yeni mi kullanmaya başladık, onu merak ediyordum. Şimdi hem oyuncularımızı ölçüyoruz, bütün testlerimizi yaptırdık, sıçrama, kuvvet, yani onları daha evvel yaptırmıştık. Ama bu şeyler, GPS cihazları gelmediği için bu sadece görsel, izleyerek işte şu çok koştu, bu fazla koştu, öyle değerlendiriyorduk. Şimdi ölçerek değerlendiriyoruz. Şimdi A takımda santfor kaç koşmuş, Ali'nin kaç koşması lazım onu yakalaması için. Bunları değerlendiriyoruz. Buna göre antrenman planlıyoruz. Bu arada GPS'leri çocuklarda denerken aynı zamanda içimizde akademi bitirmiş, bu işe merak saran hocalarımız var. Onlar da bunu öğreniyor. Evet. Yani hem eğitim yapıyoruz hem oyuncularımızı geliştiriyoruz. Soru Recep Hoca ile mi ilgiliydi? Neydi? Samet Hoca ile alakalı hocam. Recep Samet. Evet, Recep Samet Boyar'la alakalı. Recep'in pro lisans alması için zannediyorum çalışma yıllarını doldurmuştur ama ben eğitim müdürlüğü yaptığımda Türkiye Futbol Federasyonu her yıl bir kurs açıyordu. Pro lisans kursu. Çünkü her ülkede bir taneden fazla açamazsın. Bir açıyordu. 24 kişi kontenjan kursiyer oluyordu. Şimdi benden sonra şimdi Oğuz Hoca, Oğuz Çetin o işle direktör orada sorumlu. Zannediyorum askıya aldılar bizi. 2 yılda bir kurs veriyor. 20 kişi de dondurmuş. Onun için çok talep var. İşte gördüğünüz son pro lisans kursunda Ömer Erdoğanlar. Evet. İşte ne Alanya'nın hocası söyle. Çağdaş. Çağdaş Atan, şeyin hocası, Konya'nın hocası. İlker, hep ligde çalışan. İlhan Palut. İlhan Palut ligde çalışan hocalara öncelik verdikleri için Recep'in sırası gelmiş olabilir. Ligde çalışan birçok hoca. Öncelik almakta biraz problem yaşayabilir. O konuda gitmek isterse ben yardımcı olmaya tabii ki seve seve çalışırım. Tabii bir de işin ücreti var biliyorsun. Evet. Çok artırdılar kursları, 100 bin lira kurs. Evet hocam. Pro lisans kursu. Bu konuda bayağı bir yaygara koptu Türkiye'de ama. Ya ben doğru bulmuyorum. Şimdi benim 7500 liraydı B kursu. Kursu yapmışlar 25 bin lira. A kursu zannediyorum 15 binde 35 bin yapmışlar. Şeyle Oğuz Çetin Hoca ile konuştum ben bunu. Dedim ki ya Oğuz Hocam yani bilmiyorum alanı biliyor musunuz dedim. Ben şu anda oradaydım. Bu sefer karşıya geçtim. Ben alanda çalışıyorum. Ben de 4 bin lira 5 bin lira maaş alıyor antrenör. 35 bin lira verebilmesi için 7 ay aç mı gezmesi lazım dedim. Nasıl olacak dedim. Bu dedim TFF eğitimden para mı kazanıyor dedim. Yani eğitime para yatırılır. Para kazanılmaz. Evet. Dedi ki hocam dedi
fazla para ver o zaman dedi. Çok güzel bir çıkış yaptı orada. Sen fazla para. Ya şu an dükkan senin dedim, para olsa da versek yani, öyle senin dediğin gibi değil. Alanda biz yine ödüyoruz zamanında maaşları. Ödemeyen kulüpler var. 7 ay 8 ay maaş alamamış profesyonel kulüpte çalışan antrenörler var. Hemen bir soru sorayım hocam o zaman. Samsunspor'da para sıkıntısı var mıdır? Hayır. Ödemeler hep zamanında yapılır. Evet. Bu da yani, çok sıkça son zamanlarda gündeme gelen, acaba oyuncuların ödemeleri yapılmıyor mu? Ben oyuncularla tarzında falan çok o tarafı söylemiyorum ama ödendiğini biliyorum. Bizim akademide asla çalışan şoföründen masörüne, malzemecisine, antrenörüne herkes maaşını zamanında alır. Biz de buna inanıyoruz hocam ama bir kez daha bu ekranlardan sizden duyalım istedik tabii ki. Yine Ali Kılıç bu takıma neden monte edilmiyor diye Yılmaz Batı izleyicimizin bir sorusu var hocam. Edilmedi. Ali Kılıç neden bu takıma monte edilmedi? Ya bu şimdi yarışırken yetiştirmek zor bu şey. Ya yetiştirme tarafını seçeceksin ya yarışma. Yarışırken yetiştirmek. Şimdi Ertuğrul Hoca bizim kardeşimiz, arkadaşımız. Evet. Ya o veremedi. Niye? Yarışıyordu. Ha bir iki tane atabilir miydi içeri? Atabilirdi. Bu planlamayla ilgili hatta bence. Hatta sizinle ben bu konuda çok ısrarcı olduğunuzu da biliyorum bizzat yakının ama Ertuğrul Hoca tabii ki bu konuda yarışırken ben bu riske giremem diye. Ya girmedi. Mehmet de girmedi. Mehmet Altıparmak da girmedi. Yani şimdi oynayan oyuncular hata yapmıyor mu? Yapıyor. Ne goller yedik ya. Tabii ki. Evet. Tabii ki hocam. Bırak genç oyuncu yapsın hatayı. Şimdi Altınordu'nun bu rahatlığı var. Hani diyorlar ya Altınordu oyuncu yetiştiriyor. Evet. Altınordu şu anda kaçıncı? 5 mağlubiyet almıştı üst üste. Evet. Bak 6.'yı kazandı. Adamların öyle bir derdi yok. Onlar yetiştirebilir. Ha yetiştirilir derken bak Altınordu kaç senedir yapıyor bu işi? Yıllardır yapıyor hocam. Yetiştirdiği oyuncu sayısına bak. Cengiz Ünder'i sayıyorsun. Çağlar. Çağlar Sövüncü'yü sayıyorsun. Başka top oyuncusunu saysana bir tane bana. İşte en son gönderdiği gitten giden dediğiniz Burak İnce mi? Ama yani o değil da onlar yani. Yani. Ben ne diyorum bak bizde ben Burak İnce oyuncuysa ben de Emir Hakan Patan diyorum sana. Evet onunla alakalı bir soru vardı. Emir Hakan Patan'ın performansı nasıl buluyor hocam diye. Yine mesajlara devam edelim. Canan Demirbay yayınlar. Hayırlı akşamlar Salim'e demiş. Teşekkür ediyoruz. Yine Sayın Şener Başkanımız, Samsun HSK Başkanı Şener Aydın, Yücel Hocam'ın Türkiye Futbol Federasyonu'nda o yaşadığı sıkıntıları yakinen ben de biliyorum demiş. Size başarılar dilemiş hocam. Teşekkür ederiz Şener Başkanı. Vereyim. Evet yine Engin Uzun Beyefendi selamlar, iyi akşamlar demiş. Teşekkür i̇yi ediyoruz. Akşamlar. Yine Yusuf isimli izleyicimiz destek verin maç yayını yapılsın arkadaşlar demiş. Arkadaşlar maç yayını alakalı tabii Samsunspor YouTube sayfası neden yarınki kupa maçıyla alakalı hocam. Samsunspor YouTube sayfası neden yarınki kupa maçını yayınlamaz diye, yayınlamak gereği duymuyor diye böyle de mesajlar var. Biz buradan da tabii söylemiş sadece olalım. Sadece seslendirelim. Ben seslendirelim, de dinlemiş evet, olayım. Yani o şekilde. Çok alanım değil çünkü. Evet Büşra Aküpeli, Salim Bey iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Yine bakıyorum. Sinan Avcı bir tane futbolcu çıkarsa ve satılırsa kazanacak o tüm para altyapı masrafını fazlasıyla karşılar demiş. Hocam. Yani oyuncuların yetişmesinden ve bu oyuncuların işte satılmasından kazanılacak para ondan sonraki gelecek olan altyapıdaki oyuncuların masraflarını karşılar diye de. Şimdi, yani bir artı olarak bir yorum yapmış aslında. Ya tamam ama yani başkanımız sağ olsun oraya harcadığı parayı hiç gündeme getirmiyor. Çünkü ciddi paralar. Bilmiyorum o tesise kaç lira harcadı. İnanılmaz büyük rakamlar. Bir 30-40 civarı kesin, biliyorum hocam. Şimdi harcasaydı o daha demirler, çelikler katı, falan evet. O biliyorsunuz iskeleti şey satın alamazsın çıktı. Şimdi. Yani son zamanlarda artan euro fiyatları ama altyapının da ciddi başkana şeyleri var. Mali ödemeleri evet. Var oraya da. Yani şimdi bakınca 25 tane hocayla çalışıyorsun. Bir personelimiz var, araçlar var. Yani öyle şey değil yani herkesin yapabileceği bir iş değil. Onun için biz de bunun altında ezilmeme adına başkana yardımcı olalım diye oyuncu arıyoruz, oyuncu üretmeye çalışıyoruz, eksik gidermeye çalışıyoruz. Az evvel konuştuk. En büyük sıkıntılarımızdan biri daha iyi olmak zorundayız. Ben yeterli bulmuyorum geldiğimiz yeri. En büyük eksiğimiz özel antrenman yapamıyoruz. Özel antrenman yapamamızın en büyük nedenleri bir milli eğitim problemi, saatler. Şimdi oyuncunun biliyorum ben Ali Kılıç'ın eksiği var. Evet. Onunla
Gerçi A takım seviyesinde çalışıyor şimdi. Ali Kılıç gibi aşağıda Yunus Emre var. 17'nin santuru var. Başkası var. Onlarla bireysel özel antrenmanlar yapmamız gerekiyor. Eksik taraflarını yahut da iyi taraflarını daha geliştirmek için. Burada ne oluyor? Bir, milli eğitim 5'ten sonra geliyor. Çocuk 6-7 takımla birlikte çalışıyor artık. Zihin olarak yatıyor. Çünkü 5'e kadar çocuk da hep okulda da yıpranıyor. Kesin. Ondan sonra bir başka şey de biz biliyorsun Nur Hasan tesislerinde bizim yerimiz. Tesisimiz bitmediği için oraya taşınamadık. Servisle gidiyoruz. Takım servisle gidiyor. Antrenman bitiyor. Servisle geri dönüyor. Yani orada bir iki tane çocuğu erken çağırıp ekstra idman yahut da sona bırakıp ekstra eksik giderici yahut geliştirici antrenmanlarını yapamıyoruz. Yani şu anda bizim en büyük eksiğimiz özel antrenman. Yani bunları da tesiste bittiğinde hayata geçirdiğimizde daha iyi işler olacak. Ben bunun sözünü verebilirim. Evet, Büyük Samspor Birliği sayfası tabii ki onlar da sağ olsunlar yayınımızdalar. Yayınımızı paylaşalım, Salim kardeşimize destek olalım mesajı iletmişler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, yayınımızı tabii ki paylaşırsak daha da mutlu oluruz sevgili izleyen. Daha fazla renktaşımıza ulaşmış oluruz diyelim. Yine Durmuş Sarıtaş, iyi yayınlar, güzel program oluyor. Zevkle izliyoruz demiş. Yine bakıyorum. Can, sen sorun varsa devam et istersen, ben yorumlara bir göz atayım. Yücel Hocam, 16'dan bahsettiniz, 17 ve 19'dan bahsettiniz. 14 ve 15'te durum nedir? Ne zaman başlayacak? Şimdi 14 ve 15 bizde antrenmanlara devam ediyor. Evet. Biz pandemi süresince hiç ara vermedik. Covid olan oldu. Karantinaya aldık. İşte tedavilerini yaptık. Sterilize ettik doktorumuz, sağlıkçılarımız. Biz hiç antrenman vermedik, ara vermedik. Onun için bir mesafe kat ettik. Diğer takımların üzerine çıktık. Hani şimdi Samsun Spor çıktı yukarı ama evet, akademide karşılığı çok çalışması. Ya bu problemler yaşadık mı arada? Yaşadık. Şikayet edenler oldu. CİMER'e ifade verdik. CİMER'e şikayet ettiler. Samsun Spor antrenman yapıyor, biz neden yapmıyoruz diye. Samimi söylüyorum. Aa. Maalesef. CİMER'e şikayet edenler oldu. Biz de dedik ki bizim oyuncuyu hani o şeyler dolmuşlar, şeyler, araçlar yasaktı, çocuklar gelemiyordu. Evinden aldık, servis koyduk, evine bıraktık. Biz bunları organize ettik, yaptık. Onun için 14-15 takımı Türkiye Futbol Federasyonu Ocak'ta başlatacağını söyledi. Ocak'ta biz hazırlanıyoruz. Ocak'ta başlayacakmış gibi. Şu anda 16-17 biliyorsunuz. Oynanıyor. Elit oynuyoruz. Şeyde geçen sene önce şeyden evvel bölgesel oynuyorduk. Evet, biliyorum. Şimdi elit oynuyoruz. Yine bir dar bölge. Evet. Takımlar Sivas, Erzurum, Giresun, Trabzon, Rize, biz. Samsun. Evet. Aynı zannediyorum 14-15'te evet, böyle oynayacak. Biz 5 maç oynuyor bu kategoriler. 16-17-19 5 maç oynuyor. Yani bir takımla 5 maç oynayacaksın. Evet. Şimdi 14-15'i Ocak'ta başlatırsa zannediyorum bir deplasman bir içeride 10 maçla bitirirler diye düşünüyorum. Çünkü pandemi biliyorsunuz bitmedi. Başka varyantlar geldi falan. İnşallah oynatırlar çocukları. Biz hazırlıyoruz çocukları. Onlar da bir gün gelin misafir edelim, o görüntüleri çekin. Özellikle evet, akşam 6'da falan. Ben şimdi oradan geliyorum. Buraya gelirken ışıklarımız yanıyor. 4 takım aynı anda muazzam çalışıyor. Muazzam bir atmosfer oluyor. Atmosfer inanılmaz yani. Evet. Diyorum ya Allah başkandan razı olsun, sağlık sıhhat versin. Ya o şeyler, stat ışıklarını bir gör. Yani onun bir tanesini dikmek bile çok külfiyet. Çok ciddi maliyet. Çok büyük rakam. Yani hani bardağın hep dolu tarafını söylüyoruz ya. Arkadaşlar lütfen biraz el insaf diyelim. Evet. Dolu tarafına bakalım. Ya herkes ister Samsun Spor Süper Lig'de olsun. İnşallah çıktığımızda kalıcı oluruz orada. Kendi yetiştirdiğimiz oyuncularla daha kalıcı oluruz. Hani çıktık işte apar topar 15 kişi daha alalım. 15 kişi. Yani evet, böyle kalıcı olmak zor. Kendi yetiştirdiğimiz oyuncularla en azından bir kemik kadro oluşur. Daha sağlıklı bir şekilde üreten, kendi bünyesinden oyuncu yetiştiren bir Samsun Spor hayal ediyoruz. İnşallah o günleri Allah bize görmek nasip eder.
Evet hocam, yine mesajlara devam edelim. Samspor Scout isimli Twitter izleyicimiz demiş ki Türkiye'de ilk yatırım yapılması gereken birim antrenör gruplarıdır. Zaten az önce belirttiniz, biz de antrenör eğitmeye başladık dedik. Yine Samspor'da eğitim yapılmaya devam ediyor mu ve yurt dışına eğitime gönderdiğimiz hocalarımız var mıdır? Sorabilir misiniz demiş. Az önce zaten cevapladınız hocam. Yine eklemek istediğiniz bir şey varsa. Şöyle ekleyebilirim. Ben bütün UEFA eğitimlerini üçer beşer defa almış biriyim. Yani mütevazı olmayayım. Evet. Yani ben 5 defa İsviçre'ye, öğrenci değişim programına, bu Türkiye liglerinde çalışan, Süper Lig'de, birincilikte çalışan antrenörleri öğrenci değişim programına İsviçre'ye getirdim. Orada bir hafta, 10 gün, 4-5 yıl üst üste. Yani oradaki eğitimleri A'dan Z'ye biliyorum. Ha, bu oralara gitmeyeceğimiz anlamına gelmez. Ama şu anda pandemi süreci var. Biz antrenör eğitiminden ziyade oradaki çalışma ortamı. Şimdi bakın, hani Samsun Spor'da şu anda başarıdan konuşuyoruz ya akademide. Avrupa'daki başarı, antrenörlerin gelecek kaygısı yok. Bir, gelecek kaygısı yok. Çalışma şartları son derece iyi. Adam geliyor, öğrenci geliyor. Milli eğitimden bahsediyoruz. Öyle bir problemleri yok. Beslenme, dinlenme sorunları yok. Yani biz buraları yakaladığımızda Avrupa'yla rekabet edebiliriz. Sen şimdi burada kendi antrenörüne bu çalışma şartlarını sunamıyorsun. Ondan sonra antrenör başarısız. Ya bizim antrenörümüz yetenekli. Özellikle bir hiç unutmuyorum, şeye gittik, bu öğrenci değişim programına. Pro lisans öğrenci değişim programına. Evet. Dünyaca ünlü eski oyuncular geliyor değişik ülkelerden oraya. Markalar geliyor. Gittik, sunum yapıyoruz. Analiz yapıyoruz, sunum yapıyoruz. Her ülke sahaya çıkıp pratik yapıyorsun. Bizde hep ligde çalışan hocalar. Şimdi düşün, nasıl şu anda ligde çalışanlar öğrenci. Gidiyoruz oraya. Orada da Belçika'dan, İsviçre'den genç çocuklar geliyor. Bizim takım çıkıyor. Birinci sınıf analiz yapıyor. İsviçre'de oluyor bu. Sahaya çıkıyoruz. Antrenörlük 10 numara. İçimizde İngilizce bilenleri de seçiyoruz. Siz yapın pratiği. Onları ben belirliyorum. Dersleri daha evvel gitmeden çalışıyoruz. Konuyu gönderiyor UEFA. Orada interaktif geri bildirimler alıyoruz. Soru cevap, diğer ülkelerle çalışmaları değerlendiriyoruz. Hiç unutmuyorum, Belçikalı bir tane öğrenci dedi ki, ya dedi, siz bizim hocamız gibisiniz dedi, buradaki öğrenciler dedi. Benim dedi hocam dedi bu kadar değil dedi. Yani onun için antrenörde problem yok. Türk antrenörü yetenekli. Sadece ona sağlıklı çalışma ortamı, sosyal güvencesi, evine giderken huzurlu gidebiliyorsa, parasını zamanında alabiliyorsa, gelecek kaygısı yoksa adamın, sağlıklı çalışıyor. Şimdi 3 ay maaşını alamamış, fatura var cepte, ödememiş, eve gidiyor. Adam bir geliyor, antrenmana çıkıyor. Ya ne kadar sağlıklı verim verebilir? Yani bunlar Türkiye'nin gerçeği. Allah'a çok şükür Samspor'da bunlar yok, geçti. Geçmiş yıllarda bunları en çok, ağırını yaşadık. Ya 8 ay, 9 ay maaş almayanlar. Yani maalesef bunlar yaşandı Samspor'da. Şimdi bunları saklamanın anlamı yok. Bir de Samsun'da en büyük şey, hani şu anda içimizde potansiyel oyuncular var. Daha evvel terse göç vardı. Buradan Ankara Spor'a, Ankara Gücü'ne, Altın Ordu'ya, ne bileyim Galatasaray'a giden oyuncular vardı. Şimdi hayır, biz onları tuttuk şimdi. Önce bizim eleğimizden geçecekler. Bizim istemediklerimiz dışarı gidecek. Biz dışarıdan alıyoruz, transfere başladık. Hemen buna ek bir soru sorayım hocam o zaman. Şimdi gidecek olan illaki oyuncularımız var. Yani tabii transfer ki edeceğimiz. Bu gidecek olan oyuncularımızın yerine gelecek oyuncularımız da belli midir? Nasıl bir stratejiniz var? Nasıl bir çalışmanız var? Şimdi işte bu yaş dolduracak mı yani? Yaş grupları. Şimdi kızıyorlar bize. Yani bıraktığımız oyuncular var arada. Yani Samsun Spor herkesin oynayabileceği bir takım var. Şimdi çocuk, bizim futbol okulunda 700 öğrencimiz var. Evet. Şu anda 700 öğrencimiz var. Ya bunlar hem Samsun Spor sevgisi, iyi birey, iyi vatandaş var ya, iyi insan olsun, iyi sporcu olsun. İşin temeli o. Bunların arasından da seçilen yetenekli çocuklarla yarışmacı gruplar oluşturuyor. Yarışmacı gruplar oluşturuyor. Diyelim ki 12 takımından başlıyor çocuk. Evet. 13-14'e geliyor, 15'e geliyor. Çocuğun şeyi değişiyor. Yani zevkleri değişiyor, fiziği değişiyor. O aralarda biz o çocuğu göndermezsek
O çocuğu geçmiş senelerde bu olmuş. Sınıf geçer gibi birden 5'e kadar 19'a kadar getiriyorlar çocuğu. Samsun Spor'a oyuncu gelmiyor. Ya diyoruz ki biz o arada hadi aslanım bak sen burada süre alamıyorsun. Oynayabileceğin bir takıma gönderiyoruz. Tabii burada veliler falan kızıyor bize üzülüyorlar ama yapacak bir şey yok. Ne yazık ki bunlar da bunun içinde var. Evet. Olacak. Şimdi bizim 5 kategorimiz var. İşte 16, 17, 14, 15, 16, 17, 19. 5 kategoride bizim en az 100 oyuncumuz var. Şimdi 100 oyuncunun ben 10 tanesi Samsun Spor oynasa razıyım. 90 tanesi. Ne olacak? Ya herkes Samsun Spor oynamayacak. Kimisi gidecek Ordu Spor oynayacak. Kimi Çarşamba Spor oynayacak. Üçüncülük, ikincilik bu şekilde dağılmalar olacak. Biz geçen seneki kadromuzda ben şuraya yazdım bakın. Yazdım size söyleyeyim bunu. İnanılmaz ya böyle bir şey yok. Şurada hemen söyleyeceğim. Gönderdiğimiz isimleri herhalde hocam söyleyeceksiniz. Evet evet bunları takımlara söyleyeceğim. Kaleci Altay. Fatsa Spor'a gitmiş. Evet. Geçen sene bizde 30 tane maç falan oynadı 19'da. Samsun Spor'a iyi kaleciydi ama fizik olarak 1.82'lerde falan yani Süper Lig, birincilik oynayacak o potansiyelini görmedik. Dedik ki ne yaptı? O da başka bir yerde ekmeğini arıyor. Profesyonel oldu. Doğukan Aslan iki tane bekimiz. İki tane bekimiz gittiler. Aydın Efeler diye Bal Ligi'nde oynuyorlar. Para kazanıyorlar öyle ya da böyle. Yunus Emre A takıma geldi. Batuhan diye takım kaptanı vardı sol ayak. Hatırlarsınız iyi bir oyuncu. 2002'li. Batuhan Kazancı. Evet. Kırıkkale Spor'da. Profesyonel takımda. Polat A takımda. Ali Kılıç A takımda. Özcan Kırıkkale Spor'da. Kırklareli Spor'da. İkinci ligde. Emirhan. Sarıyer'de. Sarıyer'de. Yaşar Nevşehir Spor'da. Emirhan bizde. Dege vardı. Dege de zannediyorum Enes Dege nerede? Enes Dege'yi de verdik bir tarafa. Enes de Tavşanlı'da bal oynuyor. Yani şu anda Samsun Spor'un oynayan 19 takımında sadece Sefa var. Evet. Emirhan var geçen seneden. Oynayan iki oyuncu ama Samsun Spor'un 19 takımı yani alttan öyle bir geliyor ki. Şu anda 4 maç oynamış. 3 galibiyeti var. 4 galibiyeti var. Lider. 5. maçı yarın oynayacağız. Ama maalesef 7 oyuncumuz Samsun Spor'la kupa oynayacak. Bu bizim için çok sevindirici. İnşallah kalan çocuklar arkadaki alternatif oyuncularla Balıkesir'de yenerler. 5'te 5 yaparız. Çünkü niye yenerler diyorum. Yenmeleri çok önemli değil ama artık 19 takım performans takımı. Bir takım kazanma alışkanlıklarını. Eski PAF takımı gibi almak. Bir şey diyebiliriz. Evet hocam. Evet. Aynen öyle eski. Yani bunlar Samsun Spor'un ikinci takımı. Bu kaçınılmaz. Şimdi bu kadar oyuncuyu profesyonel takımlara üretmişiz. Bizden evvel söyleyeyim sana. Ben akademiyi almadan evvel. 2000-2001 doğumlu oyuncular vardı. Yemin ediyorum bal takımı bulamayan oyuncular oldu. Bırakın ikincilik, üçüncülüğü bal takımına gidemediler. Neye geldik şimdi? Sınıf geçer gibi yukarı getirirseniz çocukları elemeden. İşte 16'daymış, 17'ye geçmiş, 17'den 19'a geçmiş. Ya böyle bir şey yok futbolda. Hemen şöyle bir yorum yapayım hocam. Yanlışım varsa isterseniz düzeltin. Şimdi son 5 yılımıza baktığımız zaman Samsun Spor'un sizden önce bir tek Enes, İslam İlkin yetiştirilmiş, milli takıma gitmiş. Şimdi Samsun Spor'un son 1 yılına yaklaşık baktığınız zaman şu anda 12 tane oyuncumuz milli takım forması giyiyor. Hemen söyleyeceğim sana. Kimler gidiyor? U19, Polat Yaldır, Yunus Emre Çift, Emirhan Gürler. Evet. U18, Ali Kılıç. U17'ye Muhammed Özbaskıcı, Umutcan Kırılmaz, Ali Taha Demir. U16, Efe Berat Törüs, Bedirhan Çetin. Efe Berat'la Bedirhan bugün seyrettim şeydelerdi. Montenegro, Karadağ'da. Montenegro, Karadağ'da. Evet. Karadağ'da maç oynuyorlardı bugün. 1-1 kaldılar. Bir daha oynayacaklar 2 gün sonra. Adem Yazıcı, Berat Efe Eser. 15'e yeni bir oyuncumuz gitti. Biraz geniş havuza gitti de. Evet. İnşallah kalır. Kalmasa da ilerleyen süreçte onların performansına göre biz öneririz. Taha Yiğit o da baş gitmiş. Yani bunlar meyvelerimiz.
Bunlar iyi, kalan gidenler iyi de diğerleri kötü mü? Hayır. Bunlarla en az bunlar kadar iyi bir sürü oyuncumuz var. Evet. Bu gerçekten güzel bir şey. Yani bir yıl içerisinde 12 oyuncunun farklı milli takım kategorilerinde forma giymesi ayrı bir gurur verici hocam. Samsun Spor'un hep söylüyoruz, bizim markamız çok değerli. Evet. Çok değerli. Ali Hoca söyler, bizim marka avantajımız, biz 1-0 galip başlarız der. Türkiye'de belki çok de baskı bundan dolayı işte hocam. Mesela Altın Ordu çok rahat şu anda, az önce örneğini verdin, evet, de çok rahat yetiştirebiliyor, oynatabiliyor. Çünkü çok büyük baskı yok üzerinde ama evet, biz Samsun Spor camiası büyük bir cami olduğu için böyle de baskılar oluyor işte. Ama şunu gördüm ben, işte bizim çocuklar oyuna girdiğinde seyirci çok büyük sempatiyle bakıyor. Onları sahaya davet ediyor. Ama tabii hoş olmayan tarafı da var. İçerideki oyuncuyu protesto etmek falan, bu da iş değil. Ya bizim oyuncularımıza hoşgörü çok fazla. Özlemiş Samsun seyircisi, Samsunlu oyuncuları, akademiden yetişen, alttan yetişen oyuncuları görmeyi çok özlemiş. Yani onları davet etmeleri, onları teşvik etmeleri beni inan acayip mutlu ediyor. İşte Yunus çıktığında hata yapsa da hoşgörü oluyor. Polat topu kaybetse de protesto olmuyor. Ali Kılıç çıktığında Ali yıkılıyor ortalık. Yani bunlar özlediğimiz görüntüler. Alkışlar gerçekten hani. Evet, kötü yani, de oynasa alkışlamaları. Aynen öyle. Ya hocam sosyal medyada sıkça çok da gördüğüm bir konuydu bu. Neden altyapıdan oyuncularımız, neden genç oyuncularımız oynamıyor? Oynasalar da yenilseler de yine razıyız ama yeter ki oynasınlar diye. İşte böyle oynuyor da böyle, evet, yıldız oyuncularımız da değer kazanacak ama işte ne bir maçta göklere çıkartacağız ne bir maçta yerlere biz yetiştiriyoruz da aslan payını da burada Fuat Hoca'ya verelim lütfen. Evet, yani, evet hocam, bu da gerçekten önemli bir detay. Şimdi çünkü anlattım işte Mehmet Altıparmak'la çalıştık, şeyle Fuat Hoca'yla çalıştı, şeyle Ertuğrul Hoca'yla süre alamadı çocuklar. Bu oyuncular yok muydu? İşte dışarı verdiğimiz oyuncular var. İşte bizim Sarıyer'e verdiğimiz oyuncu. Emirhan şimdi. Sakatlık geçirmeseydi ben kesin göndermezdim. Çok geçen sezon Adele sakatlığı geçirdi. Yırtıklar oluştu. Çok elit oyuncuydu. Ben Samsun oynar diye çok sabrettim. Çok bekledim ama sakatlık bırakmadı onu. İnşallah Sarıyer'de başarılı olur. Şartlı verdik zaten. Biz verdiğimiz oyuncuları satın alma opsiyonu. Onu soracaktım ben de işte hocam. Evet. Şöyle satın alma opsiyonu bizde. Yani oyuncu patladı gitti. Para verip geri alacağız. Birinci biz alıyoruz. Evet sevgili izleyenler, bu da gerçekten önemli bir detay. Hep merak ettiğimiz benim de çok merak ettiğim bir konuydu. Satın alma opsiyonu bizde, evet, şekilde oyuncularımızı veriyoruz. Ama oyuncularımız bizde yine. Kiralık verdiğimiz oyuncu da var. Necmi Can'dan bahsetmedik mesela. Necmi Can'ı kiralık verdik. Necmi Can'ın en son ne günü Eyüp maçından sonra Necmi Can'ın başkanıyla görüştüm. Evet. Cihan Arman, hayırlı yayınlar. Devam edecektiniz hocam. Necmi Can'ın başkanıyla görüştüm. Çaprazı koptu Necmi Can'ın. Burada Samsun Spor ameliyatını yaptırdı. Hı hı. Yani başkanı diyor ki ya, İkinciydi takımı. Diyor ki Necmi Can diyor, bizde olsa 6 puan fazlamız olurdu. İnanılmaz mutlu Necmi'den. Yani Necmi bir daha geri dönebilir belki. İnşallah sakatlığını iyi atlatır. O da bizim akademimizin önemli oyuncularından biriydi. Onu da atlamayalım. Çok geçmiş olsun, ameliyat oldu. Evet. Samsun Spor ameliyatını yaptırdı. Yani buradan ilgilenen doktorlarımıza, başkanımıza, bu operasyonu gerçekleştiren yöneticilerimize de teşekkür ederiz ayrıca. Gerçekten hocam şu bir yani söylenmesi gereken bir durum. Şimdi bir A takım bir külfiyeti var. Çok büyük bir külfiyeti var. Bir de şimdi altyapıya böyle bir yatırım yapılıyor ve altyapıda işte doktorundan tutun masörüne, işte beslenme uzmanı, diyetisyenine varana kadar her şey, evet, şu anda altyapıda. Ne A takımda ne varsa altyapıda da o var. Evet. Yani hiçbir şekilde eksik bırakılmıyor. Yok sağ olsun, her türlü imkanı talep ediyoruz, yerine getiriyorlar. Yani onun için burada biz de karşılığını vermeye çalışıyoruz. Verdiğimizi de düşünüyorum. Daha iyi olabilir mi? Tabii ki olabilir ama süreç lazım. Bunlar çok kısa sürede olacak işler değil. Ama biz kısa sürede bir şeyleri başardığımızı düşünüyorum. Onun için çalışan arkadaşlarımıza. Ben hep kendimi alaylı görmüşümdür. Başarmışsınız hocam. Alaylı görmüşümdür. Akademisyen var burada. Bilgiye sonuna kadar açığız. Teknolojiye inanılmaz teslim oluyoruz.
Yani bu arayı iyi değerlendiriyoruz. Burada teknolojiyle, bilimle barışık olmak da lazım. Yani görmemezlikten gelemeyiz. Kesinlikle. Avrupa'da ne oluyor, ne bitiyor? Yani gelişmeler nedir? Çünkü futbol artık değişti. Daha fazla atletizme döndü. Bu da farklı bir mecra. Eksiklerimiz bu konuda var mı? Var. Neresi eksik? İşte kendimize has bir tane fitness salonumuzun olmaması. İşte bir i̇nşallah tane, bunlar da olacak inşallah. Olacak. Ora bittiğinde. İşte onun için diyorum burada aslında size düşen bir şey var. Basına düşen. Ya bir şöyle güzel bir kampanya yapın da şu tesisi bitirelim. Başkana yardımcı olun. Evet, başkan bu kadar yapmış. Yani bu Samsun'a hizmet ya. Bu başkan bunu alıp İstanbul'a getirecek hali yok ki. Samsun'un gençliğine, Samspor'a yapmış. Yani olacak iş değil. 6 tane, 3 tane sentetik, 3 tane çim saha. Yani olacak iş değil. Kimsenin yapmadığı bir yatırım. Binamız duruyor şu anda. Çoğu da bitmiş aslında. Paranın büyük kısmı harcanmış. Aslında bununla alakalı başkanımız da geçen de bir açıklaması da, bir katıldığı programın zaten açıklaması da mevcut. İşte bakanlıkla alakalı şu anda görüşmeler sürüyor demişti başkanımız. Biz de bekliyoruz, süreci yakından takip ediyoruz diye. Yani bir yanlış bilinen bir gerçek de var aslında. Orada şu anda hani zannediliyor ki Büyükşehir Belediyesi izin vermiyor ve tesisler yapılmıyor diye. Aslında buradan da bunu söylemek de hazır konusu açılmışken fayda var diye düşünüyorum hocam. O zaman ben de şöyle söyleyeyim. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Demir'den ya bizim şu tesisimizi yapsın. Hani bize ilerleyen süreçte tesis yapıp şey yapacak ya, hani buradaki tesisleri işte onun bir planında vardı, öyle bir duyum almıştım. Başkanlarımız zaten iki başkan da. Evet yani benim görüşüm. Buradan sayın başkanımız, belediye başkanımız Mustafa Demir'den şu tesisimizi bitirmesini isteyebilirim ben bir Samsunlu futbol adamı olarak. Evet. Çünkü Samsun gençliğine hizmet ediyor. Samsunlu oyuncular yetişiyor, yerişiyor. Amatör takımlar faydalanıyor. Yani 60 tane amatör takım var ülkede. Yani onların oyuncuları bizim havuzumuz. Yani onlar hep birlikteyiz. Yani aynı yerdeyiz. Vallahi öyle bir güzellik olursa. Amatör camiada gerçekten başkanımız da, Mustafa başkanımız da amatör camiaya geçen de çok büyük, önemli bir katkı. Yardım, yaklaşık 1 milyon civarında ve bugün de 58 kulübün hesabına paraları yatmış. Daha da yatmaya devam ediyor. Başvurular hocam. Yani gerçekten bu da önemli bir. Yani şu zamanda hem amatör spor kulüplerine hem İşte şehrin markası Samspor'a destek olmak adı altında. Bu da gerçekten herkes güzel bir. Herkes futbolcu olacak diye bir şey yok. Kahveden kurtarıyorsun, uyuşturucudan kurtarıyorsun, evet, sigaradan, işte gençliğe, içkiden, alkolden kurtarıyorsun. Yani çocuklara spor yaptırmak, onları meşgul etmek, doğru insanlar yetiştirmek. Bütün burada bizim asli görevimiz ya. Kesinlikle, kesinlikle hocam. Ali Emre Kaya demiş ki Yücel hocam, Yüksel başkanımız bir 16 yaşında futbolcu söyledi. Messi var diye birisi orta alanda, onu nasıl geliştirme düşünüyorsun? İsmi neydi hatırlamıyorum demiş. Onu yukarıda görebilecek miyiz demiş. Hocam yayın öncesi herhalde konuştuğumuz isimdi. Messi diye 16 yaşında başkanımız bahsetmiş herhalde. İzleyicimiz onu söylüyor. Hani Ali Emre kim? Acaba yayın öncesi girmeden bir söylediğiniz Portekizli'ye benzetiyorum dediğiniz. Ama o Messi tarzı değil. Evet. Bu daha çok Portekizli, böyle öne hızlı hızlı giden şey tarzı biraz o. Nani? Nasıl anlatayım sana? Kime benzeteyim onu? Biraz Nani'yi andırıyor. Evet. Bu daha 8 oynuyor. Nani evet. Biraz kenar forvet oynuyordu. Bu 8 oynuyor. Portekizli. Zannediyorum başkan onu mu söyledi? Bizde öyle bir tane yok yalnız. Bizde bir tane yok. Şimdi isim vermeyelim. Gelişi alttan geliyor diyelim yani. Geliyor hocam. Geliyor. Çok yetenekli oyuncularımız var. Harun Budakbaşı demiş ki A takıma hocam dönüyor şimdi. Kanatlar biraz daha verimli olsaydı sezon başında Tomane şu an 10 gol üstü rahat oynardı demiş. Şu an 5 golü var. Takımın en skoral ismi Tomane. Kanatlara transfer yapılacak mı? Tabii transferle alakalı Yücel hocam ne kadar neler söylemek istersiniz ya devre şimdi, arasında. Ki özellikle hemen de şunun altını çizeyim. Başkanımız katıldığı bir programda minimum transfer yapılacağını, genç oyunculara ağırlık verileceğini, oynamayan, süre almayan isimlerin süre alacağının altını çizmişti. Neler evet. Söylemek istersiniz? Yani belki devre arası tabii ki bir nokta, birkaç tane şu anda devre arasına kadar alacağımız puan önemli. Devre arasına geldiğimizde nerede olduğumuz önemli. Başkanımız da ondan bahsetti. Yani nerede olduğumuz yanında. Önemli. Ona göre ya bizim akademi oyuncuları süre almaya devam edecek, belki gidecek oyuncular olacak. Evet. Yani olacak verimsiz olanlar.
Ya süre almayan oyuncular var. Onlar gidenler olabilir, ayrılanlar olabilir. Ben çok oyuncu alacağını düşünmüyorum. İnşallah şu mevcut oyuncularımızı yukarı çekeriz. Mesela bir Fofana var elimizde. Şu anda %50'lerde falan oynuyor Fofana. Fofana yani alakalı da soru var. Evet, kapasitesi bu değil. Bildiğimiz Fofana bu değil. Ki Adana maçına girdiğinde gerçekten de bir etki ama şimdi 90 dakika Fofana oynayabilir mi orada? Ona bakmak İzleyemedik lazım. İzleyemedik henüz. Evet. Yani Fofana'yı 90 bitiremez maçı. Mümkün değil. Bak ben söylüyorum. Ben futbol adamıyım. Antrenörüm. Fofana başından birinci dakikadan 90'a maçı bitirecek durumda değil. Ya kilosu var ya antrenman eksiğini tamamlamadı. Bir sakatlığı. Yani şimdi iki tane sprint alıyor gidiyor. Sonra... İş yapıyor mu? Yapıyor. Sonra eksik oynatıyor. Dönüşünde karşılamıyor. O kanada yardım etmiyor. Yani bunlar dezavantajlar. İnsanlar diyor ki hocayı eleştiriyor. Yani şimdi Fofana niye oynamıyor? Niye çıkıyor? Yani adam maçı bitirecek güce, kondisyona, kuvvete sahip değil şu an. Ya inşallah bu geçiş sürecinde hazırlanır. Fit bir Fofana. Zaten gördük ligde oynuyordu adam. Kesinlikle hocam. Yani Adana maçında bile oyuna girdikten sonraki ortaya koyduğu bir aksiyon Samspor'da bir ortaya koydu kendisini. Aynen aynen. Yani Fofana'yı böyle parça parça hoca bence doğru kullanıyor. Anıl Yalamoğlu, hayırlı programa dilerim. Cumartesi günü büyük Samspor taraftarını bu önemli Mamak Belediyesi maçını herkesi salona bekliyoruz. Maçımız cumartesi 15.45'te demiş. Evet sevgili izleyenler, Samspor basketbol takımının maçının tarihi değişti. Normalde pazar günüydü ama pazar günü Samspor'un karşılaşması olduğu için Altınordu ile basketbol maçını cumartesi saat 15.45'e alındı. Basketbolda çok iyi gidiyor hocam. Basketbolda gerçi konuşacağız ama SBB TV ekranlarından da buradan da hemen müjdeyi verelim. SBB TV ekranlarından da karşılaşma canlı olarak yayınlanacak. Eğer ki salona gidemeyecek olan izleyicilerimiz, taraftarlarımız varsa SBB TV'ye abone olup karşılaşmayı cumartesi günü 15.45'ten itibaren SBB TV ekranlarında izleyebilirler. Hocam yine Yücel hocamıza sorar mısınız? Şu an yetenekli oyuncu hangisi tüm oyuncular içerisinde demiş. Bir de altyapı, üst yapı karma yaparsak bu ligde acaba kaçıncı olurduk diye de merak ediyoruz. Sorular var. Bir karma takım yapsak diye. Vallahi şöyle söyleyeyim. Karma takım yapsak yani çok bir böyle çok... Zaten iki takım çıkar hocam. Çıkar tabii. Zaten Samspor'un kadrosunda 22-23 tane A takım oyuncusu var. Evet. Transfer edilmiş. Geçen seneden bu sene transfer edilmiş oyuncular var. Bizimkiler sadece onlara takviye olur. Yani karma takım işte Altınordu'nun takımı karma takım. Biz Altınordu'dan daha yukarıda oluruz. Buna emin olabilirsin. Yani hiç öyle çok iddialı şampiyonluğa bir takım yapılmasaydı, gençlerle karma bir takım yapılsaydı Altınordu'nun üstünde olurduk. Yani herhangi bir sıkıntı yaşamazdı bu takım ligde. Öyle söyleyeyim yani öyle geçelim. Speedy Kaptan isimli izleyicimiz demiş ki şu an 10 numarada boşluk var. Emirhan orada kullanılmaz mı? Sorar mısınız demiş. Emirhan Gürler'i söylüyor galiba. Büyük ihtimalle hocam. Çok Emirhan'ın pozisyonu 10 numara değil. Emirhan kanat forvet oynuyor bizim 19'umuzda. İyi çalım atan. Böyle adamın içinden geçer. Yani böyle 19'da çok etkili oyuncumuz Emirhan. Ama Emir Hakan Patan iyi bir 10 numara. 10 numaranın çok koşanı, ben öyle söylüyorum. Böyle tembel 10 numara değil. 8.5, 9.5 ne dersen de yani hani 10 numaralar. Biz akademide 10 numaralı forma görmezsiniz bizde. Yasakladık. 10 numara yasak. 10 yok, 55 vardır 10 yerinde. 55'i takım kaptanına veririz, 10 giymeyecek kimse. 10 numara giyen tembel oluyor. Evet, Samspor'da 10 numara yasak. Arkadaşlar, yasak. Hiçbir akademi yaş grubunda göremezsiniz. Benim de dikkatimi çekmişti hafta sonu oynanan maçlarda. Göremezsiniz. Yıldız oyuncu. Bizde Alper Efe Pazar var. 17'de 5 giyiyor. Görmüşsündür. Gördüm, evet. 5, özel bir oyuncu. Evet. 5 giyiyor. Beğendim. Emir Hakan Patan 19'da 8 giyiyor. 10 yok. Bu 10 numara ne yapıyor hocam peki? Ya 10 numara ne yapıyor biliyor musun? Kendini farklı görüyor. Ya psikolojik biraz da belki. Üstünde görüyor, az koşuyor. Forvet arkasında yatıyor falan. Yatıyor. Santorun arkasında gezeriyor. Takım savunması yapmıyor. Ya biz böyle oyuncu istemiyoruz. Türkiye'de 10 numara şeyde dünya futbolunda kalmadı. İki tane 8 ile oynuyorsun. 6, 8, 8.
Sağ ayak, sol ayak, artık onu sen tutarsın. İkisi de ofansif, defansif. Hani box to box diyorlar ya. Biz öyle oyuncular yetiştirmeye çalışıyoruz. Evet. Tam da hocam o konuda o zaman şöyle bir soru sorayım. Samsun'un kanatları zaten az önce öyle bir soru vardı. Kanatlarımız tam anlamıyla çalışmıyor. Beklenen performansı alamıyoruz diye kanatlardan ve bekler de aslında. Hani bekler de çok önemli de hocam futbolda. Siz tabii ki bu işin. Biz şimdi son zamanda oyuncularımızı işte Polat Yaldır'ın, Ali Kılıç'ın A takıma gitmesiyle biz şeyde forvetsiz kaldık biraz. 19'da. Başka bir şey oynayalım dedik. Forvetimiz yok. Ne oynayalım? Şimdi elindeki mevcut kadroya göre oyun oynayacaksın. Evet. Dedik ki, bak dedik Manchester City şeysiz oynuyor. Forvetsiz oynuyor. 4-6 oynuyor neredeyse. 4-6 oynuyor. 4-6 tane önde kısa, pigme ama topu çabuk oynayan, topu rakibe vermeyen bir takım. Dedik ki oynayabilir miyiz? Döndük. İki haftadır şey oynuyoruz. Eyüp'te oynadık. 2-0 yaptık Eyüp'ü. Adana Spor'u oynadık burada. 2-0 yaptık. Ali Kılıç yok. Şey yok. Polat yok takımda. Dedik ki hadi Emir Hakan Patan'la Emirhan'ı önde ikili tuttuk. Arkayı dörtlü orta saha yaptık. Top bizde. Her tarafta kalabalığız. Rakip yer bulamıyor. O topu oynayacak yer bulamıyor. Bizim topu ayağına alan en az iki tane, üç tane seçenek buluyor kendine. Top bizde kalıyor. Yani biraz oyunu başka oynamak lazım. Mevcut kadron hangisini iyi oynayacaksa onu oynayacağım. Ben hani Ertuğrul Hoca demişti biz 4-3-3 oynayacağız diye. Ya bu şimdi şöyle olur. Başkan sana bir kredi kartı verir. Evet. Limiti çok yüksektir. 4-3-3 oynayacak en iyi oyuncuları toplarsın oynarsın. Ama bir de işin gerçeği var. Elinde mevcut bir kadro var. Bu kadro neyi oynar? Ha, hocalık burada. Sonra Ertuğrul Hoca da döndü. Bulunduğun ligin de bir kalitesi. Bulunduğu ligin gerçeği var. Rakip var ortada. Yani ben şunu oynayacağım deyip oynanmıyor. O gün kadron neyi oynar, rakip ne yapıyor? Çok ince işler bu işler. Biraz kafa yormak gerekiyor. Biz de ekibimizle bayağı kafa yoruyoruz bu işlere. Grup hocalarıyla analizleri yapıyoruz. Bizim her maçımız çekiliyor. Orada platformumuz var. Gördüm görmüşsündür. Hocam. Çekiliyor. Analizler yapılıyor. Değerlendirmeler yapıyor. Şimdi şeyleri ekledik. GPS'leri ekledik. Herkesin koşu mesafeleri, sprint mesafeleri. Sprinti nereye atıyor? Kaç kilometre saatle atıyor? Kaç tane atıyor? Şimdi kanat oyuncusu en fazla sprint atacak. Bek kaç tane gidecek gelecek? O şeyi ısı haritasını veriyor. Döküm geliyor hemen maçtan sonra. Yani artık ezbere iş yapmıyoruz. Ölçüyoruz. Değerlendiriyoruz. Eksik ya da artı antrenmanını planlıyoruz. Yukarıda A takımdaki oyuncu bunların ne kadarını yapıyor? Şimdi bizim Muhammed Ali Özbaskıcı 17 kampa gönderdik biz. Hoca ara kampa bizden sağ olsun. Emir Hakan Patan, Ali Eren Konday, bizim çocukların hepsi gitti. Orada testler yapıldı. Size çok ilginç birkaç tane şey vereyim. Sıçrama testlerinde bütün A takımın içinde Muhammed Ali Özbaskıcı bizim 17'nin oyuncusu birinci çıktı. Dayanıklılıkta üçüncü çıktı. Yani bizim oyuncularımız oraya verdiğimiz oyuncular ortalamanın içinde. Altında kalan yok. Yani bu bizim adımıza sevindirici. İşin atletik tarafı bu. Evet. Yani oyun bilgilerini de zamanla geliştirecekleri, o ustalığı yakaladıklarında yani oyuncularımız zaten yetenekli. Ben o kadronun içinde olabileceklerine inanıyorum. Hocayla da Allah'a var şimdi. Fuat Hoca her gün arıyor beni. Oyuncu soruyor, oyuncu alıyor. Başka var mı diyor, bana kimi gösterebilirsin diyor. Bu iletişimimiz son derece. Çok güzel hocam. Yani iyi, bu çok iyi. Uzun yani zaman iyi. Sonra ilk defa böyle yani bir... Başkan da, başkanımız da Fuat Hoca'yla bunları paylaşmış. Yani bir, iyi bir koordinasyon içinde şu anda çalışıyoruz. Nazar değmesin, Allah bozmasın. Ha, akademide kazanmak çok mu önemli? Çok önemli değil. Oyuncu yetiştirmek birinci plan ama şimdi performans takımlarının da iyi takımda kazanması lazım. Biraz da onu zorluyoruz. Çünkü kazanma alışkanlığı başka bir şey. Evet. Yani markamız var biliyorsun. Bizim markamız, marka değerimiz önemli. Pınar Bıçak, iyi yayınlar dilerim. Bizim PAF takım daha iyi bence. PAF takım 19'dan bahsetmiş herhalde. 5 oyuncu lazım takımdan diyorum. Eğer gelirse o zaman Samsunspor daha iyi olur. İyi yayınlar demiş.
Teşekkür ediyoruz. Ali Emre Kaya Yücel Hocam, Yasin Hasan gibi tecrübeli futbolcularla konuşuyor mu? Altyapıdaki çocuklara yardımcı oluyorlar mı? Bu iki futbolcudaki düşüş neden demiş. Hocam. Şimdi o düşüşün nedenleri bir Samspor taraftarı olarak cevaplayabilirim. Samspor'a gönül vermiş, eski Samspor futbolcusu, çalışmış bir teknik direktör olarak. Gerçekten ikisi de marka oyuncular. Hasan da, Yasin de. Yani futbol geçmişlerine baktığımızda bizi çok öne taşıyacak oyuncular. Performans düşüklüklerini ben de kabul ediyorum. Çünkü Hasan'ın, Yasin'in biliyorsun sezon başı hazırlık maçlarını gördük. Yani öncesine baktığımızda Hasan Kılıç geçen sene Adana Demir'in şampiyonluğunda direkt katkı sağlamış. Çok büyük katkı sağlamış. 12 golü mü var? 10, yani 4-5 tanesi penaltı. Hemen hemen 12 golü var Hasan'ın. Yasin bizde iyi performans verdi. Şu anki performansları biraz kapasitelerin altında kabul ediyorum. Ama bu hep öyle gidecek diye bir şey yok. İnişler çıkışlar futbolda olur. Sabredeceğiz. Onlar değerli oyuncularımız. Hoşgörü göstereceğiz. Şimdi makina değil insan. Kesinlikle. Makina değil. Yani bunu kabul etmemiz lazım. İnsan yastığını değiştiriyor, uyuyamıyor, başı ağrıyor, problem yaşıyor. Yani futbolcular makine değil, hep aynı performans olmuyor. İnişler çıkışlar olacak. Onun için sahip çıkmamız lazım. Eleştirmek, aşağılamak en kolay. Hiç değil. Kimse sahaya çıktı mı kötü oynamak istemez. Yani ben bir futbol adamı olarak kimse oraya çıktığında en iyisini oynamak ister. Yani böyle bir şey aramasın kimse. Oyuncular, bizim genç oyuncularımıza yardımcı oluyorlar mı? Tabii ki oluyorlar. Özellikle Osman'ın stoper oynamasını çok sevdik. O bizim libero'dan bozma bir stoper aslında ama hocam. gerçekten. Yunus Emre'ye o kadar yardımcı oluyor. Onunla oynaması, o usta, iyi de bir kişilik Osman. Yani seviniyoruz. Yunus'la orada oynarken Yunus'u orada geliştireceğini düşünüyoruz. Çağırıyor, gösteriyor, konuşuyor. Yani böyle takımın içinde genç oyuncu yetiştireceksen kaliteli abilere ihtiyaç var. Bazen şunu da düşünmüyor değilim hocam ya. Şimdi Kevin Boli eğer sakatlanmasaydı acaba Yunus Emre bu kadar şans bulabilir ve kendini gösterebilir miydi? Daha evvel bulamamıştı. Yani işin gerçeği bulamamıştı. Ha şunu söyleyeyim. Kevin Boli hata yapmıyor muydu? Yapıyordu. Yunus da yapacak. Evet. Demek tabii ki. Yani cesaret edip oynatacaksın. Yunus'un da kredisi var yani tabii şimdi ki. Ertuğrul Hoca'da Kevin Boli vardı. Yalçın vardı. Ne bileyim bunların hepsi vardı. Çok hatadan gol yemedik mi? Yedik bir sürü hata yaptık. Gol yedik. Bırak Yunus da yapsın hata. Yapacaksa bizim çocuğumuz yapsın. Ya yapsın. Genç oyuncu. Ama işte ona da tahammülümüz yok. Yani bugün şimdi Yunus Emre iki maç kötü oynasın. Aa Yunus Emre işte bu muydu? Altyapımızdan çıkan oyuncu bu muydu denilecek. Yani bunu gördük, yaşadık. Yani Boli hata yapıyorsa bir maç sonra bir daha oynuyorsa bizimki de oynasın. Tahammülümüz yok hocam. Yani biz Samspor camiası olarak hani bir eksiklik olarak görüyorum bunu. Ama tahammülümüz... şeyi şöyle yapmak lazım, şöyle düşünmek lazım. Tabii ki yanlışlar var. Gönül istedi ki hani başkan geldi, aldı 2'den 1'e 1'den Süper Lig'e seri, çıkalım. Tak, büyük hedef. Evet. Yani bu hedefi daha böyle yavaş koymuş olsaydık, yani daha yapılanarak, planlanarak... Başkan onun pişmanlığını yaşıyor genç zaten. Genç oyunculara yatırım yaparak biz hep en iyilerini alalım, şampiyon olalım, bizi hemen çıkartsın. Şimdi 2'de şampiyon yapan 1'de oynamıyor. 1'de şampiyon yapan Süper Lig'de oynamıyor. Her sene kadro değiş, kadro değiş. Yani bunu sürece yayabilirdik. Evet. Sürece yayabilirdik. Yani yine de ben dolu tarafından bakıyorum. Şu anda geldiğimiz yer kötü değil. Ha bu sene daha başarılı olabilir miydik? Olabilirdik. Evet. Yani şu anda yerimiz 9 mu 8 miyiz? Ama yukarı yakınız. Abi, bu takım şampiyon olur mu? Olur, olmaz. Yani öyle bakıyorsun. İlk yani ikiden mi çıkar, playoff'tan mı çıkar? Tabii. Bunlar önümüzdeki yani ikinci devre başlayacak. Zaman süreç gösterecek. Kadromuz kötü değil. Dediğimiz gibi işte Yasin'i, Hasan'ın ekstra potansiyel tekrar o performansı verdiğinde ekstra yeni transfer gibi olacak. Fofana'yı iyileştirdiğinde, maksimum verim aldığında ekstra güç yani transfere belki gerek olmayacak, ihtiyaç olmayacak. Peki Fuat Hocam'ın bu konuda bir çalışması hocam? Çalışıyorlar. Çalışıyorlar. Yani onları daha yukarı çekmeye uğraşıyorlar. Yani onu biliyorum. Onu biliyorum ama inşallah bu süreç çabuk olur. Zaman kısa olur. Bir an önce bize maksimum verime ulaşırlar. Bize puan
ihtiyaçlarımız var. Kesinlikle. Yukarıdan kopmamamız lazım. Onun için de bu haftaki maç bizim için son derece önemli. Bir 3 puan şeyde alacağımız bir 3 puan. Altınordu maçından yani alacağımız. Camia olarak Altınordu maçından olarak. Sonra 2 maç evimizde oynayacağız arka arkaya. Evet. Ankara Gücü ve Bolu. Ben seyircinin azlığını anlayamıyorum ya. Yani 33 bin kişilik stadımız var. Seyirci açıldı. Yani tamam kızmak, üzülmek, takım kaybediyor ama taraftarlık bu değil ki ya. Hocam katılıyorum sonuna kadar. Hatta bu konuyla alakalı tabii ki ben de sistemimi zaman zaman işte köşe yazılarımızda, eşimizle, dostumuzla böyle paylaşırken. Ya maalesef hocam biraz böyle başarı endeksli bir camiayız sanırım. Ya ikincilikte hani... Sakarya ile burada playoff oynadık. Full ben de A takımın içindeydim. Yani o seyirciyi özlüyoruz ya. Çıkamadık. 21 bin, 23 bini gördük yani hocam. Çıkamadık ya, çıkamadık. Ama seyirci vardı ya. Ya biraz hocam camiayı şu anda yani işte sosyal medyada takip ettiğimiz kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla. Yani bir camiada sanki böyle bir bölünmüştük. İşte o sucusun, bucusun, oncusun, işte yok armacısın. Böyle farklı farklı algılar var şu anda. Yani bu doğru değil. Ya Samsunspor hepimizin. Yani hepimizin. Spor, hani hepimizin. Bu şehrin takımı Samsunspor. Evet, bu şehrin takımı. Bu bir yere taşınmayacak ya. Yanlış algılama, yanlış söylemler oluyor. Ya tamam yükselen Başkana Yıldırım. Kızanlar var. Konuşmasına, ya, cevap vermesine kızanlar ya var. Bu, işte yani şey armaya kızamazsın ya. Arma bir tane. Armaya küsme gibi lüksümüz yok hocam. Yok ya. İyi günde kötü günde. Yani bu hani nikahta söylüyorlar ya iyi günde kötü günde. Evet. Bizimki de biz Samsunspor'la nikahlıyız abi. Kızma lüksümüz yok. Hocam bir çatı altında ne yazık ki toplanamıyoruz bu konuda ama inşallah şu önümüzdeki 3 maçtan alnımızdan akıyla çıkarsak biraz daha biraz daha üstüne ya koyarak. Ama işte sonuçlara endeksli bak yine. Evet. Yani o kalabalığı sonuçlara endeksli yakalamayalım ya. Yani bakın ben Ordu Spor'da 4 sene oynadım. Benim oynadığım Ordu Spor nerede biliyor musun şimdi? İkinci amatör kümede ya. İkinci amatör kümede Ordu Spor. Ben 2 sene lig oynadım o takımda. O zaman süperlik yoktu. Birincilik, ikincilik vardı. Evet. İki defa biz şampiyon olduk. Gittiğimde şampiyon olduk. Ondan sonra lig oynadık, transfer yaptım. 52 bin, 50 bin nüfusluydu Ordu. Bak öyle bir not var ki 50 bin nüfusluydu. 1983. 50 bin nüfusu. Seyirci kaçtı biliyor musun? Fenerbahçe maçı. 15 bin. Nüfusu 50 bin. Seyirci 15 bin. En az 4 bini kadın. Şimdi Ordu Spor bakıyorsun. İkinci amatörde. 2 tane, 3. Pasolik'ten dert yanan var. Pasolik'in sistemlerine dert yanan var. Acaba o mu etkiliyor diyorum. Ben de yani bilmediğim için. Hani insanları burada hani niye gelmiyorlar diyorum ama Pasolik var işte. Aşı var bilmem. Özellikle merak ettim hocam. Çok mesaj geliyordu bu konuyla alakalı. Güvenlik tedbirleriyle alakalı. Emniyetin, Samsun Emniyeti'nin uyguladığı sıkı güvenlikle alakalı. Ya en sonki Adana Spor maçında sağ olsun spor şubeden arkadaşlara beraber stadın etrafını böyle bir turladım hocam. İyi merak misin? Ettim. Yani evet. Kendim göreyim diye. Ben de şimdi hani, sonucu merak ediyorum. 3 tane sözde işte güvenlik bariyeri diye konuluyor. Zamanında böyle şikayetler vardı. İşte 3 yerden aranmadan geçiyoruz. Şöyle oluyor, böyle oluyor falan diye. Hocam tek bir yerden aranma var. Bir giriş kapıdan işte pasolikleriniz kontrol ediliyor özel güvenlikçiler tarafından. Daha sonra içeri girerken emniyet mensupları tarafından üstünüz, başınız, tabii çantanız aranıyor. Sahaya atıcı herhangi bir şey varsa bunlar sizden alınıyor. Tek bir güvenlik kontrolüne şu anda geçip stada giriş yapabiliyorsunuz. Tabii de arasın. Yani bunaltıcı bir şey yok. Taşıyoruz. Arasın diye. Ama işte bizim insanımız aranmaktan hoşnut değil hocam. Ya o istiyor ki şimdi bizim bazıları tabii bunu genelleme konuşmuyorum. Bazılar ya ben aranmadan direkt stada gireyim, kapıdan içeri gireyim, oturayım. Selamun aleyküm. Ya şimdi yani böyle bir şey... çok enteresan bir maça gittik. Biz Samsunspor'un hocasını da izliyoruz. Antrenörlerle birlikte, akademi antrenörüyle beraber izliyoruz biz bütün maçları, Samsunspor'un maçlarını. İşte aramızda futbol konuşuyoruz, analiz yapıyoruz, ne oluyor, ne bitiyor diye. Benim şey okumadı, Pasolik okumadı. Bazen sorun yaşıyor. Yani şimdi insanlar, herkes tanımak zorunda değil ki Yücel Uyar'ı. Almıyor beni adam içeri. Almıyor ya, diyorum ki ben akademi direktörüm. Yok kardeşim diyor. Okumadı. Şey o spor şubeden arkadaşlar beni aldı da içeri soktu ya. Aslında. Yani biraz sıkıntılar oluyor galiba. Yani ben olmuyor demiyorum bu Pasolik. Emniyetle alakası yok ama Pasolik'in sistemiyle alakalı şey, hocam. Özel cihaz... güvenlik almadı beni içeri. Almayan şey polis değil. Yani normalde ben yerinde baktım. Şimdi şey o spor belki de arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar o gün ilgilendiler bizle. Yani merak ettim ya beni de bir gezdirin stadın etrafına bir bakalım. Çünkü çok mesajlar da geliyordu hocam bana.
Hani biz bu önlemden dolayı artık şey yapıyoruz, geri dönüyoruz diye. Baktık şimdi tek bir güvenlik, özel güvenlik sizin pasolik kartınıza bakıyor. İçeri giriyorsunuz, emniyet arıyor, üstünüzü arıyor. Daha sonra içeri giriş yapıyorsunuz. Evet. Tek bir nokta. Ha eskiden, evet 2-3 nokta varmış. Eskiden varmış. Yara, o da işte o Beşiktaş maçının burada oynanması o yarattığı etkiden dolayı. Konya Beşiktaş maçının yarattığı etkiden dolayı. Ama ondan sonra düzelmiş. Şu anda her şey gayet yolunda. İşte pasolik cihazlarında belki sıkıntı şu anda taraftarlarımızı yaşatıyor olabilir. Ama dediğiniz gibi hocam az önceki konuya gelecek olursak bizim armaya küsme şansımız yok. Yok. Kaldırımda da oynasa Samspor destekleri sözüyse eğer o stat en az bir 10 bin aşı olmaması lazım. Kesinlikle. Şimdi sosyal medyaya bakıyorum yazıyor. Oyuncuya öyle sanlıyor, başkana böyle sanlıyor, yönetime böyle sanlıyor, Yücel Uyar'a böyle sanlıyor, Salim Yıldız'a böyle sanlıyor ama icraata gelince statta yok. Evet statta yok. Sosyal medyada 2 GB'lık internetiyle yazıp maalesef. istediğini yapabiliyor. İşte biz böyle bu camia değiliz aslında. Daha da iyi olmamız gerekir diye düşünüyorum. Ha stadın yerinden dolayı şimdi mesela Caner Bozkurt isimli izleyicimiz demiş ki yani stadın yerine tepki göstermiş. Eskiden evet. Eski sanayideydi hocam. Yani ne yapıyordu insanlar? İşte çekirdeğini çoluğun çocuğunu alıp 56'lardan yürüyerek o yolu gidip izleyebiliyordu. Ama şimdi de... Samsunspor'un dışında gelişmiş bir olay. Ben de şimdi bana da söyleseler ben de aynı tepkiyi veririm. Tramvaylar ücretsiz hocam. Yani doğru diyorsun. Şimdi orada stat 15 günde bir maç oynanan bir stat. Yerini doğru bulmuyorum. Yerini doğru bulmamama rağmen... Ama biz Samsporluyuz, oraya geleceğiz. Kesinlikle. Bir tane trene biniyorsun, bahane. Geliyorsun. Ha gönül ister de bizim eski 19 Mayıs stadımızın yeniden o 20 bin kişilik yeter de bize. Belki 3 maç dolduruyorsun, dolduramıyorsun. Oraya güzel bir kompleks yapılsaydı, altında çarşılar olsaydı, ne bileyim sinemalar olsaydı. Şimdi atıl 15'te bir oynanıyor. İçinde bir sürü eksik var stadın, siz bilmiyorum, sen de geziyorsun orada. Evet. Akan yerler var. Yani temizliği tartışılır. Yani insan üzülüyor. Zemin bizim sıkıntılı. Eski stadımızın suyu mu? Yani haklı olanlar var ama bu Samsunspor'u yalnız bırakacak bir mazeret değil. Kesinlikle hocam. Değil. Yani bu sosyal medyadan sanlayıp da oraya gelmeyip gitmeyip ayrı bir olarak... Başkanım lazım. Oraya da yatırımları var ya. Özel çimi düzelttik. Evet. Tamam bir takım hesaplar yapılıyor. Gençlik sporla karşılıklı bir ödeşmeler falan oluyor ama kiralama bedeli olarak yani o zemine özel şeyler ekildi biliyorsun. Hibrit. Hibritler ekildi. Yani. Şu anda da çok iyi durumda sahamız. Son İlk maçta gayet başında. İyiydi. Adana Spor maçında en iyi maç oydu yani. Yani zemin şimdi, bakımından. Burada sahanın bakımı da Samsunspor'da. Gerçi bir ücretten düşülüyor ama kiralama ücretinden düşülüyor ama bakımını da Samsunspor yapıyor sahanın. Kesinlikle. Vedat Şen demiş ki az önce sizin dediğiniz gibi hocam stadın çok büyük yaptılar. Bize 20 bin yeter demiş. Yani evet 20 binlik bir sayı Samsunspor'a yeter de 33 bin. İşte Göztepe rakam... maçını seyrettik. Fenerbahçe maçını dün akşam mı seyrettik? Evet. Dün akşam. Ya öyle bir kompak, öyle bir yere yapmışlar ki adamlar her türlü kullanıyorlar. Kira alıyorlar. Alışveriş merkezleri var, dükkanlar var, kafeler var, lokantalar var. Birçok Türkiye'deki birçok stat öyle. Yani, Antalya Spor aynı şekilde. Maalesef şimdi oraya 15'te bir gidiliyor. Yani içerideki maçlarda gidiliyor sadece. Ben hep söylüyorum. Yani şimdi bizim ilk oynadığımız, amatör oynadığımız yıllarda atletizm sahası yaptılar. Yani sanki atletizm sahası yapılacak yer mi yoktu ülkede? Orayı butik bir stat olarak tut. Amatörün oynasın, işte bal ligi, üçüncü lig oynasın. Ben Kadıköy'de hocalık yaptım, orada oynuyordum maçlarımı. Kendim amatör futbolu orada oynadım. Kadıköy'de hocalık yaptım, orada maça çıktım. Şimdi şehrin içinde insanlar yürüyerek geliyor. Bunlar Avrupa'da eski statları şeye restore ediyorlar. Tarihi eser gibi tutuyorlar ya. Biz haydi Toki'ye devredelim. Buraya inşaat yapılsın. Toki başka yere stat yapsın. Maalesef yani bu bizi izleyenlere de hak vermemek mümkün değil. Bu konuda ben de eleştiriyorum. Evet. Hocam artık yayınımızın sonuna doğru gelmeye başladık. Can soru var mı hocamıza? Vallahi her şeyi cevapladı hocam. Çok keyifli bir program oldu. Evet. Hocamın ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Hocam senin eklemek istediğin... Valla
biz Samspor'da bir şeyler yapmak için uğraşıyoruz. Bu bir şeyleri yaparken de yaratmak, değiştirmek ve işleri daha iyi hale getirmek, kulübümüzün yaptığı işte fark yaratmasını sağlamak için çalışıyoruz. Bunun için de ileri görüşlü akademisyenlerin desteği, bak yani bizim eksik taraflarımız aldık. Bu konuda içimizde arkadaşlarımız var, isim vermeme gerek yok, aldık. Her zaman oyunun en iyi profesyonelleri ile altyapı ve profesyonel uzmanlık arasında bir denge çalışmalarımızda güçlü bir akademi üretmeye çalışıyoruz. Yani tamamen bilime, teknolojiyle birlikte bunları içimize sindirerek, aramızdaki uzman arkadaşlardan faydalanarak, üniversitede dahil buna, zaten biz yıllarımızı, saha bizim işimiz, içi bizim işimiz. Orada mütevazi olmaya gerek yok. Saçları değirmende artmadık. Her saçın bir hikayesi, her beyazın bir hikayesi var bizde. Onun için bilgimiz, tecrübemiz bu konuda son derece yeterli. Biz iddialıyız. Bu yatırımların karşılığını vereceğiz. Türkiye'nin en iyi akademisi olacağız. Ben birkaç sene insanlar bize sabretsin, şu tesisimiz bitsin. Göreceksiniz. Muhteşem bir proje o. O anda gördüğünüz iki katlı çelik bittiğinde, içi dolduğunda göreceksiniz. Samsun Spor inanılmaz oyuncular üretecek. Bu sadece Samsun değil, Türkiye'nin en iyileri oraya gidecek. Evet. Orada ulusal, uluslararası şeyler yapacağız, turnuvalar yapacağız. Yapacağız yani, bu Avrupalı takımları da i̇sim görecek Samsunlular. İsim hakları vermeye de başladık hocam sanırsam. Yani farklı illerde herhalde İlpoz, Samspor en son. Bir Ünye de mi? Futbol okulu, iki tane. Bir Fatsa'ya verdik, bir de Erbaa'ya verdik futbol okulu. Bunu geliştireceğiz. Biraz seçici davranıyoruz. Çok işi ayağa düşürmeden, yani işte kesinlikle bizim işte hocam futbol okulumuz olsun diye değil, inandığımız şeylere, yani bir alanları seçiyoruz. Kime veriyoruz önemli, nereye veriyoruz önemli. Yani bizim kontrolümüzde olsun. Havuz gittikçe büyüyor. Bu sadece futbolcu alma adına değil, Samspor sempatisini, sevgisini, armamızın Türkiye'deki sevgisini daha da büyütmeye çalışıyoruz. Samspor'u herkes seviyor. Armamız farklı bizim. Kimsede olmayan arma bizde var. Onun için başarmak zorundayız. Mazeretimiz yok. Evet, buradan bir kez daha şunun hatırlatmasını yapalım. Sevgili izleyenler, mor forma ile Samspor'umuz mor formada tabii. Evet. Sadece bir futbol takımı değiliz. Sosyal anlamda da gerçekten kesinlikle çok önemli işlere imza atıyoruz hocam başkanımız nezdinde. Buradan bir kez daha başkanımızı ve ailesini tebrik ediyoruz. Mor forma ile Türkiye'de, dünyada bir ayrıcalık yarattılar. Samspor'un ismini bu şekilde de evet duyurdular. Dilerim mor formada ayrı bir tabii ki sosyal sorumluluk projesi olduğu üzerinde 15 farklı dilde kadına şiddete hayır yazıyor. Bu çalışmayla ilgili de tebrik ediyoruz emeği geçen herkesi dilerim. Evet, cumartesi günü Samspor basketbol takımımızın maçı var. Saat 15.45'te Mustafa Dağıslan spor salonunda. Maça gidemeyecek olanlar için bir müjde. Sebebe TV'de spikerli bir şekilde, az önce bir mesaj onu gördüm. Göremeyen, maçı izlemeyen izleyicilerimiz, görme engelli izleyicilerimiz acaba anlatım olur mu diye yazmışlar. Evet, anlatım da olacak spikerli. Arkadaşlarımız tam donanımlı bir şekilde, tam teşekkürlü bir şekilde sizlerle beraber Sebebe TV ekranlarında 15.45'te Samspor'u buluşturacak diyelim. Buradan da bunun müjdesini vermiş olalım. İçerideki maçları elimizden geldiğince sizlere Sebebe TV ekranlarından aktarmaya çalışacağız sevgili izleyenler. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun bugün ben bize vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Bize bu taraftarımızla, izleyicilerle buluşma imkanı verdiğiniz için biraz olsun yaptıklarımızı anlatmaya çalıştık. Anlatamadığımız çok şey var. Bizi izlemeye devam etsinler. Samspor'un geleceği emin ellerde. Şöyle küçük hesaplar yapmadan bardağın hep dolu tarafına bakalım. Yapılan güzel işler var. Tabii ki eksiklerimiz var. Evet. Eksikleri en aza indireceğiz. İnşallah iyi şeyler üretmeye devam edeceğiz. Bizim hedefimiz bu. Yusuf isimli izleyicimiz özellikle son olarak onu da hani gördüm, dayanamadım. Yani Salim yayın için bir şeyler yapsanız demiş. Yarınki kupa yayınıyla alakalı hocam. Bir şeyler yapın lütfen, izlemek istiyoruz tarzında. Artık Yücel hocamız burada, o da buradan söyledi diyelim. Yani yarınki karşılaşmayla alakalı, gerçi hocam bilmiyorum ne şekilde, taraftarların çok yoğun bir
isteği var. YouTube, yarınki Samspor YouTube maçta, Yüce hocamız vesile olur mu acaba diye. Yarınki maçta şöyle söyleyeyim. Neyi kaçıracaklar? Bizim genç oyuncularımızı izlemeyi kaçıracaklar. İşte onu kaçırmamak istememek istiyorum yani, hocam o yüzden. Ben de isterdim ki bizim genç oyuncularımız naklen yayın olan bir maçta taraftarların beğenisine, görücüye çıksınlar. Ama maalesef bu bizim dışımızda gelişen bir olay. Belki önceden planlansaydı, hani şimdi yarın saat 2'de maç var, bunu hazırlayabilir miyiz? Zannetmiyorum. Bizim 19'u izlesinler. Açık. İnşallah görüntülerini falan göndeririz. Maç çekilir. Sizde olur zaten. İsteyen arkadaşlarımıza iletirsiniz. Hocam notlarım arasına baktım. Son olarak onu sorayım. Tahsin. Büyük umutlarla transfer edilen bir Tahsin'imiz vardı bizim. Onu da izleyicilerimiz çok sordu. Onu da hemen şimdi şöyle söyleyeyim. Alparslan Tahsin. Evet. Yunan vatandaşı. Yani Türk olmasına rağmen Gümülcine de oturuyor. Yunan vatandaşı böyle bizden daha Türk. Ama maalesef Türk pasaportu çıkartamadık. Ülke bu. Türk pasaportu çıkartamadığımız için bizim aşağıda yabancı oynatma hakkımız var. Ancak profesyonel yaptığımızda da A takımın yabancı hakkını kullanıyoruz. Yani orada bir takım maddelerde bir şey var. Oturma izni alınacak, ikamet alınacak, uğraşıyorlar. Ailesi bir mavi kart çıkarttı, bir geçici bir vatandaşlık aldı. Alparslan Tahsin yetenekli bir oyuncu. Ama öyle basının yazdığı gibi bizim oyuncuların çok önünde bir oyuncu değil. Yani insanlar seyrettiklerinde hayal kırıklığına uğramasınlar. Yani öyle işte yok Barcelona istiyor, bilmem Atletico Madrid teklif yaptı falan değil. Ben oyuncuyu beğeniyorum ama biraz abartı var işin içinde. Bizde de öyle çok oyuncu var, onun önünde oyuncular var. Bizde şu anda 2004 doğumlu, 19'la antrenmanlara çıkıyor. Şu anda lisansı olsa takımın alternatif oyuncusu. Evet. Belki seneye banko oynayabilir belki. Buradan da çok mesaj vardı bununla alakalı. Bunu da Yücel hocamız cevaplamış oldu sevgili izleyenler. Evet, dolu dolu iki saatin hemen hemen sonuna geldik. Bizlere bu akşam vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Haftaya salı akşamı yine sürpriz konuklarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.